Merhaba sevgili KON TV izleyicileri, Sağlıklı Hayat'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Perşembe günlerden ve günlerden sağlık. Bugün yine sağlığınızı çok yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu uzman konuğumuzla ve hastalarımızla, hasta yakınlarımızla birlikte ele alacağız. Bakalım bu hafta Sağlıklı Hayat'ta sizleri neler bekliyor? Diz ağrınız varsa hadi ekran başına. Sağlıklı Hayat'ın bu haftaki konusu diz ağrıları ve tedavi yöntemleri. Hangi rahatsızlıklar diz ağrısına sebep olabilir? Her diz ağrısında doktora gitmek gerekir mi? Ağrıyı hafifletmek için evde neler yapılabilir? Diz ağrısında ne tür tedavi yöntemleri uygulanabilir? Hangi durumlarda cerrahi müdahale gerekir? Diz artroskopisi nedir? Hangi durumlarda, kimlere, nasıl yapılır? Artroskopi sonrası nelere dikkat etmek gerekir? Diz protezi hangi hastalara uygulanır? Ömrü ne kadardır? Diz protezleri hastanın önceki yaşam konforunu sağlayabilir mi? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Türk'ü tanıtın konuk olacağı ve canlı yayında sorularınızı yanıtlayacağı Sağlıklı Hayat başlıyor. Efendim programımızın başında da belirttim. Bugün gerçekten 7'den 77'ye herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir sağlık problemini, diz ağrılarını konuşacağız. Diz ağrıları ve tedavi yöntemlerini. Sizlerin de ekranlarınızda, ekranlarınızın başınızda olduğunuzu biliyoruz. Bugün sizlerin uzun zamandır beklediği bir konuğumuz var. Medova Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Murat Türk'ü tanıtı konuğumuz. Hoş geldiniz hocam programımıza. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Başka konuklarımız da var. Ameliyat olan hastalarımızdan biri Şehri Hanım, Şehri Gümüş konuğumuz aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehri teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ve hastamızın yakını Dürdane Hanım konuğumuz. Dürdane Hanım siz de hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ayrıca teşekkür ederim. Bugün hem konuklarımızın, hastamızın, hasta yakınlarımızın duygu düşüncelerini ve tecrübelerini paylaşacağız sizlerle. Hem de diz kapağının işlevi, diz ağrıları ve tedavi yöntemleriyle ilgili kafanızda merak ettiğiniz tüm soruları bu programda yanıtlayacağız. Sizler de WhatsApp hattımızdan sorularınızı gönderebilirsiniz. 0542 332 6332 KON TV'nin WhatsApp hattı. Yayınımızın sonuna kadar canlı yayında WhatsApp'a gelen sorularımızı yanıtlayacağız. Ama önce bir soralım. Hocam nedir bu diz kapağının sorunları? En çok karşılaştığınız ağrılar ve rahatsızlıklar nelerdir? Diz kapağının işlevi nedir? Bizim ne işimize yarar? Şimdi diz ağrıları maalesef toplumda şu anda hemen herkesi ilgilendiren bir mevzu haline geldi. Bunu da bizim tahminim ya da bizim önümüze gelen veriler şu şekilde. Yani hareket azaldıkça hayatımızda, mobil hayat azaldıkça, arabalar arttıkça işte ne bileyim eskisi cep gibi cep telefonları, bilgisayarlar, oturarak çalışma sistemleri, işte gidilen yerleri artık yürümek yerine ya da bisiklete binmek yerine araç kullanaraktan diz eklemlerini daha az çalıştırdıkça biz bu diz ağrılarına daha çok maruz kalıyoruz. Yani eskiler hep derdi yani eskiden bu kadar yoktu bu diz ağrılar şimdi niye böyle oldu diye hep çok sık aldığımız bir şey bu soru. Ama işte en önemli etken bu hareket azalması hayatta. Yani evet. Çünkü diz eklemi öyle bir eklem ki çalıştıkça iyileşen, çalıştıkça kendisini güzelleştiren, kıkırdağın çalıştıkça daha iyi olduğu bir eklem. Çünkü kıkırdağın beslenme şekli yürümeyle, hareketle beslenen bir yapı kıkırdak dediğimiz yapı. Herhangi bir kan damarı ya da başka bir şekilde beslenmiyor. Eklem içi sıvısı absorbe olarak yürüyüş yaptıkça, siz egzersiz yaptıkça ya da bisiklete bindikçe, hareket yaptıkça bu eklem içi sıvısı absorbe ediyor. O absorbe ettiği sıvıdan beslenen bir yapı kıkırdak. Biz aslında çok hareketin dizleri mahvettiğini Hayır, yok. Düşünürdük ama yani, siz şu anda tam tersini söylüyorsunuz işte, aslında. Ne kadar çok çalışırsak hareket ne kadar tabii hareket hayatımızda ne kadar hareketi ön plan alırsak yürüyüşü, efendim bisiklete binmeyi, hareketi, egzersizi diz ağrılarına da o kadar az maruz kalırız. Ama şimdi tabii yeni toplumda biliyorsunuz artık gazete almaya bile, ekmek almaya bile arabayla giden bir toplum haline geldik. Artı tabii çalışma sistemlerinde artık özellikle masa başı çalışanlar çok fazla oturuyorlar, çok fazla hareketsiz kalıyorlar. Bu hareketsiz kalma da diz kıkırdaklarını inanılmaz derecede yıpratıyor. Yani böyle bir yanlış bilgi var. Aman çok işte hareket edersem dizim yıpranır. Öyle bir şey değil. Tam tersi hareket ettikçe işte yürüme olsun, bisiklet olsun, egzersiz olsun, koşma olsun bunlar diz eklemini, kıkırdaklarını besleyen en önemli şeyler. Biz sporcularda kireçlenme olduğunu çok duyarız. Belki de o yüzden aslında fazla hareketin zararlı olduğunu düşünüyoruz şimdi ama bu başka bir şeydir değil mi doktor bey? Yok, o sizin bahsettiğiniz sporculardaki şimdi
futbolcu o bahsettiğiniz, evet, öyle de çok hastamız var. Tabii o hareketin de belli bir limiti olması gerekiyor. Yani bu da istediğin kadar hareket et, istediğin kadar darbeyi maruz kal, hasar görmeyecek diye bir şey yok. O dediğiniz şey özellikle biz futbolcularda çok sık görürüz. Çok fazla darbe aldıkları için dize, çok fazla basınç uygulandıkları için. Onlar dediğiniz gibi 40'lı yaşların sonuna doğru kıkırdak hasarları çok görülüyor. Ama hani normal şartlarda hani düzenli egzersizler her zaman için bizim en güzel ilacıdır yani. Bizim ameliyat ettiğimiz hastalar için de geçerli bu. Ameliyattan sonraki hastalar için de geçerli. Evet. Yani mutlaka hayatta o hareketin girmesi lazım yani. Lazım. Çok fazla aslında diz ağrısının nedeni var. Konu çok geniş. Evet, çok biz burada geniş belli konu. Başlarını konuşacağız. Özellikle kireçlenmeyi, evet, konuşacağız ama nelerden kaynaklanıyor diz ağrıları? Hangi hastalıklardan? Biraz onlardan bahsedelim mi doktor bey? Sizin en çok gördüğünüz? Bizim en çok gördüğümüz vatandaşın kireçleme bizim gonatroz dediğimiz yani eklem artroz dediğimiz olay. Ben şurada makette izah edeyim isterseniz. Hı-hı. Daha kolay anlayabilmesi için hastalarımızın, evet, ya da insanların. Onu elinize alabilirsiniz, evet, doktor bey. Şimdi diz eklemi böyle bir yapıdan oluşuyor. Ben şu kamerayı gösterebiliriz. Yani buna yaklaşabilirsek. Evet. Yani buradaki makette de üzerinde şöyle bir mavi bir yapı görüyor. Şöyle, hı-hı, kenardan gözüküyor. Yaklaşık 3 milimetre kalında bir tabakadır bu kıkırdak. Evet. Yani kemiğin üzerini kaplayan böyle Allah tarafından çok güzel yaratılmış bir, hı-hı, mekanizma yani. İki tarafta yan bağlar, ön tarafta ön çapraz bağ, arka tarafta da arka çapraz bağ olmak üzere muhteşem güzel bir yapı. Önde de diz kapağımız var. Şu şekilde çalışan bir eklem. Diz kapağı da orayı koruyor. Diz kapağı da burayı koruyor, evet. Şimdi bizim bu kıkırdak yapı ne kadar sağlıklıysa diz eklemi de o kadar sağlıklı oluyor. Hı, genetik yani, bir şey midir bu kıkırdak? Genetik de etkili tabii. Genetik de etkili ama bizim daha çok gördüğümüz klasik gonatroz. Yani sebebi belli olmayan yaşla özellikle ortaya çıkan yıpranmayla olan bir şey. Hı-hı. Yani ille de şöyle bir hastalık olacak diye bir şey. Bu nasıl hani şey gibidir göz doktoru arkadaşlar ya belli bir yaştan sonra yakın gözlüğe ihtiyaç duyarsınız, hı-hı, ya. Hı-hı. Yani bu 50'li yaşlardan sonra 60'lı yaşlara doğru yani çok büyük kısım insanın maruz kaldığı bir rahatsızlık. Yani yıpranıyor. Yıpranıyor. Hı-hı. Yani bu 3 milimetre bir eskiyor. Tabaka eskiyor. Evet. Evet. Bu yapı çalışma esnasında sizin dizinizi koruyor. Hı-hı. Bu olmadığı zaman herhangi bir yapı şu şekilde bu yapıda böyle hasarlar oluşmaya başladığı zaman bizim gonatroz dediğimiz kireçleme denilen olay oluşuyor. Yani ağrılar başlıyor. Ağrılar başlıyor. Çünkü niye başlıyor? Bu kıkırdak üzerindeki koruyucu tabaka kalktığı zaman ortaya çıkan kemik doku inanılmaz ağrılı bir doku. Yani o kemik dokunun birbirine temas ettiği anda işte hasta yürüme kabiliyetini yitirmeye başlıyor. Bu dizimdeki sıvı bitmiş dedikleri bu olay hocam. Evet. Bu olay mı? Yani normalde zaten dizimizde böyle bir eklem içi sıvısı hep vardır. Mutlaka yani bu eklem parmak ekleminden tutun da çenedeki ekleme kadar vücut bu sıvıyı salgılar. Aynı motorun içindeki yağ gibi düşünün. Ama belli bir aşamadan sonra şimdi ekranlarda görünüyor bu sıvı da azalıyor. Kalitesi de düşüyor. Ondan sonra eklem üzerindeki bu hasarlar oluşmaya başlıyor. Şimdi ekranda da arkadaşlar koydular zaten. Ve bu kıkırdaktaki hasarlar kemiğe kadar ulaştığında alttan artık kemik yapı ağrılar. Çok ciddi ağrımaya başlıyor. Çünkü, hı-hı, bir süre sonra o kemik yapı da aşınmaya başlıyor. Kemik yapı aşınmaya başladıktan sonra bu sefer bizim bu yürüme kabiliyetini yitirmeye başlıyor hastalarımız. Şu ana kadar bu çok ciddi bir problemdi. Yani hastalar açısından bizim doktorlar açısından da bir ciddi. Ama her geçen gün teknolojideki gelişmeler, tıptaki gelişmeler artık bunların bu kadar da korkulacak bir şey olmaktan çıkarttı. Çıkarttı, evet, evet. Yani ağrıların şu andaki bizim yaşla ilgili ağrıların en önemli gördüğümüz sebep dediğimiz gibi bu kireçleme ya da bizim tıp dilinde gonatroz. Yani, hı, eklem kıkırdan hasar. Evet. Mevzu bu. Kireçlenme tedavisini de konuşacağız. Diz ağrısına sebep olan diğer rahatsızlıkları da konuşacağız ama bizim uzmana sorun köşemizde sokağa iniyoruz ve izleyicilerimize de soruyoruz. Evet. Doktorumuza ne sormak istersiniz, evet, diz ağrılarıyla ilgili? Bakalım uzmana sorun köşemizde izleyicilerimiz sizlere hangi soruları yöneltmişler? Merhabalar. Merhabalar. Adınızı öğrenebilir miyim? Emel ben. Emel Hanım bu hafta Sağlıklı Hayat'ın konu Medo Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Murat Türk'ü tanıt. Diz ağrılarını ve tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Var mı sizin de sormak istediğiniz diz ağrılarıyla ilgili? Doktor bir sorum şöyle olabilir. Hani spor yapmak amaçlı merdiven inip çıkıyoruz. Bunun dizlerde etkisi nedir? Faydalı mıdır, zararlı mıdır bunu soralım. Evet.
Bütün gün mesaiyi ayakta geçirdiğimiz için diz ağrılarını evde nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl uygulamalar yapabiliriz? Bunu sorabilirim, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ki diz ağrıları olduğu zaman, daha doğrusu olmaması için hangi sporları yapmamız daha uygun olur acaba? İsabet oldu. Bugüne kadar bir sıkıntım, şikayetim yoktu ama son birkaç gündür merdiven inip çıkarken dizimin bir tanesinde dış kısmında ağrılar meydana geliyor ve bu beni aksamama sebep oluyor merdiven inip çıkarken. Son günlerdeki böyle bir rahatsızlığım var. Bu konuda bilgi edinmek istiyorum. Dizimizi zorlamamak için nasıl oturup kalkmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz? Bu konu hakkında bilgilerinizi rica ediyorum. Bazen bir dizinde bel ağrıları kalça kısmında oluyordu. Dizim geçti, kalçamda başladı, sol tarafımda. Ondan sonra sağ tarafıma şey etti. 3 tane fıtık var deniliyor ama belirli bir ilaç tavsiye edilmiyor. Ameliyat gerekmiyor diyor. Acaba bu boyuna da vuruyor mu? Bununla alakası olabilir mi? Alabilir mi? Bel ağrısından mı oluyor? Dizden mi oluyor? Dize. Bel ağrısı dize mi vuruyor yoksa diz bele mi vuruyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Diz ağrılarıyla alakalı bitkisel tedavi olarak ne uygulayabiliriz? Daha çok en etkili olanlar nelerdir? Öğrenirsek seviniriz. Yürürken bir problem yok. Fakat oturduğumda kalkarak bir yere yaslanmam lazım. Zor kalkıyorum yani. Oturduğunuz zaman kalkarken zorlanıyoruz. Tabii ağrı çekiyor. Ama yürürken bir problem yok. Peki normalde namaz kılmak için çömeldiğinizde, eğildiğinizde bağdaş kurduğunuz... İşte namazı sandalyenin üstünde kılıyor. Eğilemiyor. O zaman bunun sebebini soralım doktorumuza. Neden kaynaklanıyordur diye. Tamam. Sıkıntılarım ise aynı söylediğim gibi sabahları kalktığımda yorgun kalkıyorum. Ağrılı kalkıyorum. Sırtım, her taraflarım ağrıyor fakat ondan sonra açılıyor. Yani hani insan yatınca bir dinleneyim diye yatarız. Biz uyandık mı yorgun uyanıyoruz. Bunun sebebi ne olabilir diye soruyorum. Evet, bunun sebebi ne olabilir? Diz protezleri kendi dizi gibi kullanabiliyor mu hasta? Bunu sormak istiyorum. Tabii. Dizlerinizde menisküs yırtığı mı var? Vallahi yırtık var mı yok mu onu bilmiyorum da romatizma vardı ezelden beri bende 15 yaşından beri çekiyorum. Böyle 15 yaşından beri? Toplayamam, topladım uzatamam, geziyor böyle her tarafımı. Öyle, kalbe vurdu kalp kapağında. İşte. O zaman bunu soralım mı doktor bey, bunun için neler yapılabilir diye? Tamam. Merdiven inip çıkarken mi yürürken mi zorlanıyorsunuz? Merdiven inip çıkarken de yürürken de. Namaz kılabiliyor musunuz? Namaz kılarken az büküyorum işte. Az büküyorsunuz, çok bükemiyorsunuz. Ha. O zaman soralım doktor bey bu neden kaynaklanır diye. Soralım. Doktor bey'e soralım. Çok geçmiş olsun, teşekkür ederim. Bende bir sorun yok da benim eşimin dizlerinde ağrı var. Bu mehlem gibi bir ilaç verdi. Ondan sonra onu kullanıyoruz, yine geçmedi diyor. Ne gerekiyor ona? Ameliyat mı olması gerekiyor? Başka bir tedavi yöntemi var mı? Bunu soralım. Ha. Ameliyattan kurtulabilir mi? Oturup kalkarken mi ağrısı vardı? Oturup kalkarken. Zorlanıyor. Evet. Bir de yürürken ediyor, ağrı yapıyor. Yürürken de zorlanıyor. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Alime teyzeciğim, ne sıkıntın var dizlerinde? Menisküs ameliyatı oldum. Şimdi de protez koyacağız diyorlar. Hı hı. Onu da koydurmuyorum, uzatıyorum. İşte bu var. O zaman bunu soralım mı? Protez ameliyatı olmazsam eğer bu dizlerle ne kadar gider? Doktor bey'e bunu soralım. Onu da işte 60'tan sonra olacağız diyorlar. Protezi kendi dizimiz gibi kullanabilir miyiz? Bunu sormak istiyorum. Bunu sormak istiyorum, evet. Ha, merhabalar. Ben namaz kılarken dizlerimi şu sıra fazla bükemiyorum. Bilhassa baş parmağımda hafif bir şey meydana geldi. Yalnız ben 2 defa böbrek nakli olduğum için hani oradan da şey yapıyorum. Bazen belimde bir ağrı oluyor, ağrı kilitliyor. Fizik tedavisine gelmiştim ama ben Fransa'da kaldığım için izinim de bitmek üzere. O yüzden zaman kalmadı. Dönüyorum inşallah 12. ayda hani geldiğimde. O zaman başka neler yapılabilir? Doktorumuza bunu da soralım. Doktor başka neler yapılabilir? Evet, bunlar da sorulursa memnun olurum. Annem atroskopi ameliyatı oldu da onunla ilgili bir bilgi almamız mümkün mü? Atroskopi sonrası nelere dikkat etmek gerekir diye soralım o zaman. Aynen, atroskopi sonrası nelere dikkat edebiliriz? Onunla ilgili evet bilgi alırsak memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ümmü Hanım, bu hafta Sağlıklı Hayat'ın konuğu Medo Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Murat Türk'ü tanıt. Diz ağrılarını konuşuyoruz. Var mı sizin de diz ağrılarıyla ilgili sormak istediğiniz? Evet, özellikle bu merdiven inerken dizin arka tarafında oluşan ağrıların neden kaynaklandığını öğrenmek istiyorum.
Çok teşekkür ederiz. Var tabii ki. Bu tedavi edilmeyen bel ağrıları, diz ağrıları neden olabilir mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Sondan başa doğru gidelim. Bel ağrıları, diz ağrılarına sebebiyet verebilir mi dedi bir izleyicimiz. Ki bir başka soruda da yine emekli bir hemşireyle aslında evet. Röportaj yaptığımız bir izleyicimiz, programınızı sürekli takip ediyorum dedi. Benim de belimden mi kaynaklanıyor dizlerimin ağrısı? Belim dizime mi vuruyor? Dizim belime mi vuruyor? Bilemedim dedi. Şimdi onun bel ağrısından dolayı dizlere çok yükleniyor olabilir miyiz acaba doktor bey? Şimdi bel ağrısı diz ağrısı yapmaz. Ama şimdi şöyle ben ayakta göstereyim de siyatik sinir dediğimiz yapı sökmeli değil mi? Mikrofonumuz biraz çekebiliriz. Siyatik sinir denen yapı şuradan gelip böyle aşağı doğru indiği için şimdi beldeki sıkıntılarda fıtık olsun, kanal darlığı, spinal sinir o tür şeyler buradaki siyatik sinir etkilendiği zaman bu ağrı buradan bacaktan ayağa kadar iner bu ağrı. Hastanın bu bölgesinde, baldırı bölgesinde, ayak bölgesinde olduğu gibi iner. Şimdi hasta bu ağrıyı diz ağrısı olarak diz ağrısı olduğu algılayabilir ama o ağrı bunu yapmaz. Şöyle yapabilir. Çok ileri derecede bel rahatsızlıklarında hastanın yürüyüş bozulduğu zaman o yürüyüşün bozulmasına bağlı yapabilir. Ama bu da ön diz ağrısı mı yapar? Evet. Yalnız şey bizim hastaların çok sık karıştırdığı bir şey. Hocam bizim işte dizimiz ağrıyor ya da ne bileyim bacağımız ağrıyor. Aslında o ağrı yukarıdan geliyor ama o ağrı bel ağrısının diz ağrısının etkeni değil yani. Siyatik sinir ağrısı. Siyatik sinir ağrısı. Evet. Yani o ağrı öyle o ağrıyı karıştırmamak lazım. Karıştırmamak lazım. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de merdiven inip çıkarken ağrı, özellikle inerken ağrıdan çok yakın izleyicilerimiz. Merdiven inerken ağrı neden oluyor onu da anlatayım ben şimdi. Şimdi anlattım ya hep böyle sedanter hayat dediğimiz yani oturarak yaşayandığımız bir hayata moduna geçtiği için insanlar spor olmadığı için yani o röportajlarda sorsanız ben merak ediyorum herhalde %10 değildir spor yapan düzenli toplumda herhalde. Şimdi bu spor yapılmadığı için bizim bacak kaslarımız zayıflıyor. Özellikle şu quadriceps kas grubunun bacak kaslarımız zayıflıyor. Bu kaslar zayıfladıktan sonra diz kapağının bakın şöyle bir şekli var diz kapağının. Şu şekilde ben gösterebiliyor muyuz acaba? Evet şu anda görünüyor. Böyle bir oluk var. Bu oluğun içine aynı tencere bilmiyorum bu kapağı diz kapak derken de vatandaş bunu böyle mi? Tam şekli bunu diz üstüne oturacak şekilde olur. Yani bu aynı trenin rayında gittiği gibi gider. Bu ray üzerinde hareket eden diz kapak eğer bacak kaslarınız zayıfsa bu raydan çıkmaya başlar. Bu sefer ne olur? Yan tarafa yaslanmaya başlar. Hani nasıl diyeyim mesela arabanın rot balansı bozuldu bir taraftan yemeye başlar. Böyle bir abes bir belki benzetme oldu ama bu denge bozulduğu zaman buradaki ortadaki rayında güzel akan diz kapak diziniz kaslar zayıflayıp da bu yan tarafa doğru denge bozulduğu için yaslanmaya başladım. Bu taraftan bu sefer kıkırdağı yemeye başlar. İşte peki spor yaptığımız zaman düzelir mi? Düzeliyor tabii. Eğer bunu düzenli, eğer kıkırdak hasar çok ilerlemediyse, çok aşırı bir hasar oluşmadıysa, erken dönemde bisiklet özellikle çok güzel bir spor şekli ve bu quadriceps kas kuvvetlenme egzersizi bunu tekrar yerine oturtarak ve bizim de tabii bir kanı destek ilaçlarımız, iğnelerimiz var bununla ilgili. Ameliyat operasyon gerekmeden çözebiliriz tabii. Güzel. Ama şimdi kas zayıfken merdiven tavsiye eder misiniz? Etmeyiz. Evet. Çünkü çıktıkça bu dediğimiz dengesi bozulmuş olan diz kapak orayı parçalamaya başlıyor. Yani öncelikle dizinizi bir kuvvetlendirin. Eklemlerinizi kuvvetlendirin. Ondan sonra merdiven ama gene de çok aşırı merdiven gene tavsiye edilen bir şey değil. Tam onu soracaktım doktor bey. Normalde sağlıklı genç insanlar için merdiven inip çıkmanın bir sakıncası var mı? Ya da kimler merdiven inip çıkmasınlar? Yani eğer diz kapağınızda hasar varsa, menisküsünüzde yırtık varsa merdiven inip zorlanıyorsa, ağrıyorsa tabii, zorlamayacağız. Bu ilerletir bu problemleri. Yani onu tavsiye etmeyiz. Genç insanlarda çok bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi onlarda da mutlaka spor genç de olsa kaslarının kuvvetli olması gerekir. Yani evet. Çok güzel. Sabahları yorgun kalkıyorum dedi bir izleyicimiz. Bütün eklemlerim ağrıyor dedi. Sadece dizim değil de bütün eklemlerim ağrıyor dedi. Bu fibromiyalji tarzı hastalıklarda daha çıkıyor. Diz değil de genel romatizmal hastalıklarda ve fibromiyalji tarzı hastalıklarda yani bizim dize bağlı bir şey değil bu genel vücut yorgunluğu.
Az önce kasları kuvvetlendirmeden bahsettik doktor bey. Genç insanlar için ya da diz ağrısı yeni başlamış olan insanlar için hangi egzersizlerin faydası var? Bir izleyicimiz onu sordu. Hangi sporlar faydalı? En basit diye. Yapabileceğiniz iki şey var. Yani egzersiz şekli çok fazla da. Hafif tempo koşu ve bisiklet. Yani dizin en güzel, yani eğer koşu da yapamıyorsun yürüyüş. Yani sonuçta bunun için herhangi bir alet edevat gerekli değil. Herhangi bir egzersiz salonuna gitmeniz gerekli değil. Bisiklet ve düzgün, düzenli koşu ya da yürüyüş, yani en basit olarak bunları yapabilirsiniz. Çok da zorlamamak gerekiyor. Çok da zorlamadan ha. Ama yani tabii bunun haricinde dizin bir sürü kendine ait egzersiz var. En basit, yani direkt pratik olarak ne önerirsiniz derseniz diyeceğimiz onlar yani. Evet, onları zaten haftanın egzersiz önerisi köşemizde evet. Göstereceğiz izleyicilerimize, evet. Video olarak izleteceğiz. Oturup kalkarken çok ağrım oluyor dedi bir izleyicimiz. Oturup kalkarken, çömelirken, namaz evet, kılarken. Bu bizim tipik menisküs. Bükme zorluğu. Tipik. Kireçleme mi diyeyim artık, artroz mu diyeyim, ne diyeyim? Vatandaşın yaşa bağlı yani, yaşı, iki sebebi olur. Özellikle diz kapaklarının altındaki artroz, yani kıkırdak hasarı ve menisküs yırtıkları. Yani bu çok tipiktir. Eğer hasta diyorsa ki bize, hocam yürürken herhangi bir problem çok yok, yaşamıyorum. Ama mesela namazda otururken uzun süre oturamıyorum. Ya da yerde otururken, kalkarken çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Mesela tuvalete oturdum kalkamıyorum. Yere oturdum kalkamıyorum. Kalkarken çok ağır. Bu tipik menisküs ağrısı. Evet. Yani oradaki takılma, kilitlenme, efendime söyleyeyim kalkarken bir yere tutunma ihtiyacı ya da kalkarken zorlanma, bu tipik menisküs yırtıklarında oluşan bir ağrı. Evet, konuşacağız. Hem kireçlenmede hem de menisküste nasıl tedavi yöntemleri uygulanıyor? Evet. Bu çok duyduğumuz artroskopi nedir? Diz protezi nedir? Protezi hastalarımız kendi dizleri gibi kullanabiliyorlar evet, mı? Protez ameliyatından sonra nelere dikkat etmeleri gerekir? Bu arada Şehri teyzemize de soracağız. Konu TV izleyicileri, bu hafta diyetisyenden dinleyin köşemizde diz ağrılarında beslenme tedavisinden bahsedeceğiz. Eklemler için, kemikler için en önemli vitaminlerden biri D vitaminidir. Güneşin kaybolduğu bu günlerde D vitamininden maksimum şekilde yararlanmak istiyorsak özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmaya çalışalım. Çünkü zaten Türkiye konum açısından yukarıda bir ülke. Zaten güneş ışınları dik alamıyor ülkemiz. Bu yüzden bir de saat 3'ten sonra ya da 11'den önceki gibi saatlerde çıkarsanız hiçbir şekilde D vitamininden faydalanamazsınız. Bu yüzden daha öğle saatlerinde 15 dakika, yarım saat aralığında, hani tabii ki yanacak kadar çok fazla değil ama özellikle eklem bölgelerini, bileklerinizi güneşe gösterebilirseniz D vitamini eminimi maksimum olacaktır. Kış ayları da yaklaşıyor. Bu dönemde de mutlaka vitamininize tekrar baktırın. Eğer düşme varsa eczaneden takviye olarak mutlaka vitamininizi alın. D vitamini önemli bu konuda. Bazı besinlerde de bulunuyor ama eser miktarda olduğu için genelde güneştir bizim en büyük kaynağımız. Yumurta sarısına ve balıkta da eser miktarda D vitamini bulunur. Yine bunların tüketimine özen gösterin. Yine eklemler açısından önemli vitamin demeyelim artık. Önemli besin gruplarından birisi omega 3'tür. Omega 3 de biliyorsunuz zaten balıklarda bulunur. Kış mevsimi geliyor, balıklar çıkmaya başladı. Haftada iki kere balık tüketebilirseniz omega 3'ü de almaya yardımcı olacak bu bizim için. Ceviz yine önemli omega 3 açısından. Günlük iki tane ceviz tüketimi yine omega 3 takviyesi sağlamış olacaktır. Yine yetersizse, balık sevmiyorsanız, işte ceviz yemiyorsanız takviye olarak omega 3'ünüzü alabilirsiniz. Yine kemikler için önemli minerallerden birisi kalsiyum. Kalsiyum süt ve süt grubunda bulunur. Süt, yoğurt, peynir bu grupta bulunur ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Bunu günlük yeterli miktarda tüketmeye dikkat edin kalsiyum alımı açısından. Ve kalsiyum emilimini engelleyici bazı etmenler vardır, demir gibi. Demir kaynaklarıyla birlikte kalsiyum kaynaklarını tüketmemeye çalışın ki kalsiyumdan vücudumuz maksimum şekilde yararlansın. Bunun dışında kemikler için yapabileceğiniz en büyük iyilik aslında yağ oranınızı azaltmak. Çünkü vücudunuz, kemikleriniz o yağları taşımıyor. Kemik daha sağlıklı olsun, daha az yıpranma olsun, ilerleyen yaşlarda da ağrı görülmesini istiyorsak gençken yağ oranımızı mümkün mertebe düşük tutmaya çalışalım ki kemiklerimiz yıpranmasın. Kilo vermemiz gerekiyor. Hepimizin bayanlarda 10-15 aralığında olması gerekiyor yağ. Erkeklerde 10-12 aralığında olması gerekiyor yağ kütlesi. Bunun üstünde ise fazladır yağınız. Mutlaka bu seviyelere doğru çekmeye çalışalım.
Arı ürünler yapalım, az az sık sık yiyelim, bol bol su tüketelim, yürüyüş yapmaya çalışalım havalarda soğumadan. Bu sayede kilo verimine de destek olabiliriz ve mutlaka kilomuz çok çok yüksekse bir beslenme uzmanına da danışarak kilo vermenize yardımcı olacaktır. Sağlıklı bir şekilde vermek önemli çünkü. Eğer kastan gidiyorsa kemiğinize iyilik değil kötülük yapıyorsunuz. Kas çünkü kemiğe destek olan yapı. Kas da giderse o yağ direkt kemiğe yüklenecek, kemikler daha da çok ağrıyacak. Biz yağ kaybı istiyoruz. Bu yüzden mutlaka bir uzmandan yardım alarak diyet yapın ki yanlış yerlerden ağırlığımız gitmesin. Kas kaybı görülmesin. Bu hafta diyetisyenden dinleyin köşemizde kemik hastalıklarında beslenmeden bahsettik. Diz ağrılarında beslenmeden bahsettik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, Medova Hastanesi diyetisyeni Elif Seda Ümit Isıktaş'a teşekkür ediyoruz. Diz ağrılarında, eklem kıkırdak ve kemik sağlığında beslenmeden bahsetti. Sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı hayat devam ediyor. Operatör Doktor Murat Türk'ü tanıt konuğumuz, Medova Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Aynı zamanda ameliyat olmuş bir hastamız Şehri teyzemiz ve kızı yakını Dürdane Hanım konuğumuz. Şimdi hemen kireçlenmeden bahsettik, evet. Doktor Bey. Tedavi yöntemlerine geçeceğiz ama ben öncelikle Şehri teyzemin tecrübelerini izleyicilerimizle paylaşmasını rica edeceğim. Şehri teyzeciğim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Neydi daha önce şikayetiniz? Önce kaç yaşındasınız onu sorayım Şehri teyzeciğim. Şikayetim 73 yaşında. Yok annem, 78 yaşında. Neyse. 78 yaşındasınız. Maşallah, maşallah. Neydi şikayetiniz doktor beye gelmeden önce? Ben çok sancım vardı. O kadar sancıktım. Gece gündüz buramı öve sabah ederdim ellerim. Uyuyamıyordunuz ağrıdan. Uyuyamam hiç soka böyle sanki buramdan. Ama böyle bir şey soktu. Çok şükür işte geldim. Yürüme Allah bin kere. Nasıl yürüyordunuz? Yürüyemezdim. Zor yürürdüm. Oturup kalkarken de mi zorlanıyordunuz? Oturup kalkamam, namazda yerde kılamam. O zaman da şeyde kılardım. Sandalyede. Sandalyede. O zaman da. Çok şükür. Ama sancıdan duramazdım. Bağırdım. Konya'ya geldik, orada dedim, sancım tuttu. Anne bu uyumamışsın dedi, bir arkadaşa geldik. Biz Bozkır'a gidiyoruz, Bozkır'a. Siz normalde nerede yaşıyorsunuz? Biz İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbullardan geldiniz doktor bey ameliyat olmak için. Evet, İstanbul'dan geldik. Hesapta biz Bozkır'a gideceğiz. Kısmet hocam oldu, Allah bin kere razı olsun. Neyse kısmet buymuş. Ben aniden biz Bozkır'ı falan görmeden yine Konya, İstanbul'a gittik. Ameliyat oldum bacaklarımdan. Çok güzel. Bir kere maşallah. Şimdi çıkıyor, iniyor. Önce sağ dizden sonra sol dizden ameliyat oldunuz değil mi? Bir gün arayla mı? Bir gün arası. Sağımda çok sancı var etti. Allah. Sağıma vurdu mu? Bağırdım. Şey gibi sabaha kadar hiç uyumadığım zaman olur. Gider inne vurduruyor. Hapını yutarın. İnne biraz uyuşturuyor. Yine geliyor. 60 milyon para. 60 milyon lira verdik. Bir şeyin nesi vurdular, ne tabi hocam bilir. Epey gidi, onu vurdu. Boyulu bir vurdu, 15 gün bile gitmedi. Fayda görmediniz fayda çok görmedim. Fazla. Hayır, işte karar verdi, kısmet buymuş. Peki ama ameliyattan sonra, altın olsun. Ameliyattan sonra neler yaşadınız? Ne zaman ayağa kalktınız? Ameliyattan sonra bir ay çektim değil mi? Yok, ameliyattan hemen sonra... Bir mikrofonu biz kızınıza verelim isterseniz, Dürdane Hanım'a. Dürdane Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Biraz da sizden dinleyelim. Seni anlatayım adına şey yaptım. Annem sağ dizinden salı günü ameliyata girdi. Çarşamba günü Murat Bey dedi, ayağa kalkıyorsun teyzem yürüyorsun dedi. Perşembe günü sana bir mola istirahat vereyim dedi. Cuma günü de ikinci dizinden aldı. Cumartesi ve pazar koridorlarda küçük yürüyüşlerle biz pazartesi annemle aşağılara inmeye başladık. Zaten ertesi günü de İstanbul'a yolcu olduk. Yani böyle kısa bir süreçli oldu, evet. Ama iyileşme süreci de yani evdeki kendi yaptığımız kontrollerle, tedavilerle, pansumanlarla bir ay gibi buldu. Ama bu arada annem normal günlük hayatındaki yürüyüşünü yaptı yani. Çok güzel. Bu arada biz Şehri teyzeyi doktor beye muayene olurken çektik. Rejideki arkadaşlarımızdan da onu rica edelim. Bu arada Şehri teyzemizin nasıl yürüdüğünü de göstersinler. Insert görüntülerimizi girelim. Size kalsın mikrofon Dürdane Hanım da. Yine benim soracaklarım olacak çünkü. Az sonra stüdyomuzda da yürüteceğiz Şehri teyzeyi. Bir bakalım nasıl yürüyorsunuz artık. Önceki durumunu biraz
sizden dinleyelim. Siz zannediyorum yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet, sürekli annenizin yanında değilsiniz. Evet, yaşıyorum. Evet, 29 yıl oldu. Annem kendisi İstanbul'da. Annemin bu ağrıları zaten 15 yıldır devam eden bir süreçti. Çok uzun bir süreç. Nasıl dayandı ama bu kadar zaman? Ama tabii biraz erteleme oldu. Şöyle bir tane aile bir babam ve kardeşim rahatsızlıklarından dolayı bunlar ertelendi. Ama son 4 yıldır ki dayanılmaz ağrıları artık hepimize yük olmaya başlamıştı. Acısına bir şey yapamıyorduk. Ve sürekli ozon tedavisine götürüyordum. Fizik tedavisine götürüyordum. Yani hastanelerle haşır neşir olmuştuk o dönemde. Geçici olan bir tedavi şekli. Kalıcı bir çözüm bulunamıyordum. Aynen öyle. Bitkisel her denemediğimiz alternatif tıp adına hiçbir şey kalmadı. Doktor Bey'i nasıl buldunuz? Doktor Bey'i nasıl bulduk? Biz bir Konya seyahati düzenlemiştik. Köyümüze gidelim adına. Maalesef gidemedik. Konya'da annemiz rahatsızlandı. Bizim bir arkadaşımız vardı sağ olsun. O dedi benim dedi tanıdığım bir arkadaş var. Doktor arkadaşımız var dedi. Bu konuda dedi çok uzman bir de ona gösterelim dedi. Ben de şöyle düşündüm. Dedim doktor bey hemen bir kontrol eder. Alışırız ya ozon yaptırmaya, ağrı kesici vurdurmaya. Tamamlayıcı yöntemlerle tedavi eder. Oscar'a gideriz diye düşündük. Ona göre tabii de planlama yaptınız. Evet doktor beye geldik sağ olsun kendisi ilgilendiler. Ve bunun öyle bir tedaviye ihtiyacı olmadığını, bunun kesinlikle ameliyat olması gerektiğini, teyzeye bunun eziyet olduğunu söyledi. Ve sağ olsun o an bize hanımefendi de siz gidin bir çayınızı kahvenizi için ben teyzeyi ameliyat edip yukarıya getireceğim dedi. Bu benim için bir güzel şaşırdınız bir tabii planlamada öyle bir şey olmayınca. Hayatımda duyabileceğim en enteresan şeylerden bir tanesiydi. Kendisine olan güveni bana müthiş güzel gelmişti. Neyse hakikaten ben bir kahve molası yapana kadar baktım anne odasındaydı. O süreç öyle devam etti. Ama ameliyattan sonraki süreçte ilginç anılarım var annemle. Birazcık onlara da değineyim. Lütfen. Tabii bu annem bastonunu benim bir ay sonra falan attı. Worker'ları falan bir ay sonra attı. Onlardan bir güven alıyordu, şey yapıyordu. Ama bunun kalıcı bir çözüm olmadığını anneye anlatınca algıladı. Sonra o yürüyüş süreçlerinde biz anneye bir gün saat tuttum. 6 ay, 7 ay sonrasıydı bu. 5 kilometre annem farkında olmadan benimle çene çala çala yürüdü. Aa çok evet, güzel. Bu güzel bir anı oldu. Ameliyattan ne kadar sonraydı bu anlattığınız? 6-7 aylık bir süreçti. Tam sonra, zamanı evet. Söyleyemeyebilirim. Evet. Ondan sonra benim bir hobi garden'ım var. Yani hobi bahçem var. Evimle bahçemin arası bir 7 dakikalık mesafeyle. Günde ona gidiyor geliyor. Yani 3-4 kere gidip geliyor oraya. O güzellikleri vardı. Bahçemde çok güzel çalıştı. Bana çok yardım etti. Eğilmesi, kalkmasıyla beraber. Ve o arada gene size enteresan bir anımı paylaşmak istiyorum. Bu da bir artı. Ameliyat olacak olan arkadaşlara da güven adına veriyorum. Benim evimde küçük bir sorun yaşadım. Asansörlerim çalışmadı. 9. katta oturuyorum. Benim 9. kattan annem tabii evde 2 gün kalınca canı sıkıldı. Ve o arada 2 kere veya 3 kere o 9. katı indi ve çıktı o merdivenlere. Hiç asansör bozuk falan dinlemedi. Kesinlikle evet. Öyle. Ve bu bizim için o çok güzel bir sürpriz oldu. 9 katı normalde sağlıklı insanlar bile inip çıkmakta aynen, çok zorlanıyorlar. Yani buna ne diz dayanır ne nefes dayanır. Gerçekten aynen. Zordur ama maşallah evet. Yani bu yaştaki bir kadından böyle bir performans ameliyattan kısa bir süre sonra gerçekten çok güzel. Çok güzeldi. Buradan da ameliyat olmaktan korkanlara aslında bir mesaj vermiş oluyoruz. Asıl amacımız bu. Hemen hocam lütfen. Şimdi benim şu programı yapmaktaki en önemli zaten gayem o. Teyzem 78-79 yaşında. Yani o kadar olmuşuz ya. Şimdi şöyle bir inanç var insanlarda. Bize 72-73 yaşındaki insanlara soruyorsunuz. Niye teyzeciğim şimdiye kadar ameliyat? 75 yaşına geldiği zaman insanlar da diyor ki benim artık ömrüm bitti. Ben yeter tedavi olamam. Ameliyat olma şansımı yitirdim. Ben bundan sonra bunları çekeceğim. Ölene kadar da çekeceğim. Ve bir sürü insan Yağmur Hanım yani bize yatalak geliyor. Hocam 98 yaşında mıydı? Ben bir hasta ameliyatı 95 yaşında da yaptık. 106 yaşında yaptık. Haberlerde görmüştüm. Evet, 106 yaşında 106 yaptık. Yaşında bir hasta yani ameliyat ettiniz. Yani şu ümidini evet. Yitirmesin hastalarımız. Yani ben 80 yaşına geldim. Ben 90 yaşında yaptık geçen bir tane gibi diyorsunuz. Yani böyle bir ümitsizliğe kapılmasınlar. Benim özellikle hani şehri şimdi yüzlerce hastayı ameliyat ediyoruz da şehri teyze özellikle hani burada görmelerini istememdeki sebep şu. 79 yaşında da insan hayata bağlanabiliyor. Bakın işte Düda Hanım dediği gibi hobi bahçelerine gidiyor, geziyor, ediyor, apartman farkında çıkıyor. Farkında olmadan 5 kilometre yol tabii yürüyor. Tabii 5 kilometre geziyor. 9 katı çıkıyor. Hiç yürüyemeyen bir insan
böyle ümidini kaybedip de kendisini hayata küsmesin. Yani bu şekilde de tedavi olup yeniden hayata gelebiliyor. Yani hayat dediğiniz şey gönül yaşlanmıyor biliyorsunuz. Yani insan yaşlanıyor ama bunlar tedavisi olmayan hastalıklar değil. Önemli bunu, olan kaliteli geçirmek evet, aslında. Yani böyle hayatımızı. Bir ümitsizliğe kapılmasınlar. Ben ameliyat olursam kalkamam, ben ameliyat olsam yürüyemem. Lütfen hastalar böyle bir ümitsizliğe kapılmasın. Hocam bir izleyicimiz 60 yaşını bekliyorum dedi protez ameliyat olmak için. O da için saçma dedi. Bir şey. Şimdi, böyle bir şey var mıdır? Bu da yani bekleyeyim 60 şimdi, yaşında ameliyat olayım Yağmur diye. Yağmur Hanım onu da izah edeyim size. Bu çok eski bir bilgi. Bu bizim ilk asistanlığa yıllarına başladığımız yıllardı. Yani bu 20 sene önceki bizim de ortopedi artık 20. seneyi bastonla geçtik. Bastonla yürüyordu bu teyzemiz. Evet 20. seneyi geçtik artık. Bu protezlerin ilk çıktığı yıllarda 5-10 sene arası ömürleri vardı bunların. Hmm. Şimdi bu 5-10 sene olan ömürler olduğu için de hastaya böyle bir bilgi veriliyordu. Yani 60 yaşına kadar gidin işte ortalama insan ömrü de 70'lerdeydi o zamanlar Türkiye'de. Ama şu an uzadı tabii o da. Şu an 73'lerde. İşte ortalama insan ömrü 70-60 yaşında yapılırsa 10 sene de öyle yaşar. Ondan sonra da Allah uzun versin giderse gider diyor. Şimdi bu şehri teyzedeki de dahil olmak üzere teknoloji tabii çok geliştiği için bu malzemelerin yıpranma süreçleri çok uzadı. Uzadı. Şimdi izleyicilerimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz Şehri teyzeyi dinlediler ama merak ediyorlar ne ameliyat oldu diye. İsterseniz hikayesini kısaca bir de sizden dinleyelim. Şimdi Şehri teyzemize yaptığımız ameliyat şu. Bizim hani anlattım ya sizde işte buradaki eklem yüzeyindeki aşınmalar şu dizde gösterirsek gene. Yaptığımız işlem bizim diş hekimlerinin yaptığı işlemlere çok benziyor. Herkes diş hekimlerinin yaptığı şeyleri bildiği için dışarıda görünen. Ben öyle örnek vereyim ben size. Eklem yüzeyinde şu görmüş olduğunuz kıkırdaktaki deformasyonlar, şu diz eklemindeki deformasyonlar ya da şurada daha büyük, daha rahat görürsünüz. Bizim bu dizdeki çürümeler, bizim artrozlar, işte osteofit dediğimiz yapılar, bir takım hasar görmüş yapılar temizleniyor. Aynı diş kaplaması gibi düşünün. O çürük diş nasıl gittiğiniz zaman diş doktoru o da işte bir mızız diye bir makineyle temizler ya. Onun gibi temizleniyor. Biz bunun üzerine bir kaplama yapıyoruz. Yaklaşık 3 milim kalınlığında olan. Yani sizin bir bakımda kırdağınızın protez dediğimiz bu. Hani şöyle bir ön yargı daha var. Dizimiz kesiliyor. Dizimiz yerine değişiyor. Yeni diz koyuyoruz. Diz hani. Değişiyor. Böyle bir şey yok. Sizin diziniz ya da diz kapağınızı değiştirmiyoruz. Bizim yaptığımız işlem üstteki o yıpranmış tabaka temizleniyor. Aynı diş doktorunun çürüğü temizlediği gibi. Üstüne kendi dizinize bir kaplama yapıyoruz. Ha protez protez bu. Dediğimiz işlem bu. Evet. Yani öyle diz kesiliyor, kemikler atılıyor böyle bir şey yok. Yok. Yani bunlar hep bilinen ön yargılar. Evet. İşte yok ameliyattan sonra kalkamam. Ameliyattan sonra yürüyemem. Ne kadar süre sonra i̇şte ayağa kalktı şimdi onu diyeceğim. Şehri ben şimdi Şehri teyze 78 yaşında. Salı günü bir dizini ameliyat ettik. Çarşamba ertesi gün ayağa kalkıp yürüyor hasta. Çarşamba perşembe yürüdü teyzem. Cuma günü de diğer dizini ameliyat ettik. Birkaç gün arayla iki dizi i̇ki birden dizi ameliyat ettik. Evet. Yani bu ön yargıları ben özellikle kırılsın istiyorum. Yani çünkü o kadar çok bilinmeyen, yanlış bilinen şeyler var ki bu mevzularla ilgili. Ve Allah uzun ömür versin bu bahsettiğimiz malzemenin ömrü şu anda 25 senenin üzerinde. Çok iyi. Tabii şimdi yani 50 küsur yaşındaki insanlara da yaptığınız zaman bize gelen verilerde 25 sene üzerinde olan malzemeler olduğu için rahatça kullanabiliyoruz. Öyle kalça protezi yarın bir gün başka bir şey konuşuruz. Kalça protezi bu süre daha da uzun. Evet. Yani öyle bir ömürle ilgili de çok bir artık sıkıntımız kalmadı. Peki protez ameliyatı olmaktan korkanlar için yani yıllarca işte Şehri teyze 15 yıl çekmiş değil mi? Evet, evet, Dürdane evet, Hanım evet. Mikrofonu tutarsanız sevinirim. Evet, evet. 15 yıl mı çekti? Hemen hemen 15 yıl. Yani bu kadar uzun çekmeye gerek var mı? Daha ya, erken ya yaşlarda da ameliyat yok, olabilir olur miydi? Tabii şimdi biz dedim ya 60 yaşında 58 yaşında 59 yaşında çok rahat yapıyoruz. Bir de burada bir şey de bahsetti teyze işte Dürdane Hanım da ozon işte uzun süre 40 hücre bilmem ne. Yani. Şimdi bu dediğimiz tedaviler erken dönemlerde evre 1-2 düzeyinde kireçleme olduğunda, gonadotroz olduğunda dönemleri başlangıç için. Dönemlerinde evet. yapılabiliyor. Ama şimdi Şehri teyze gibi artık İlerlemiş. Paramparça olmuş bir eklem, artık kemik ortaya çıkmış, osteofitler gelişmiş. İleri safhalarda bunların hiçbir faydası yok hastaya. Direkt ameliyat olmak yani bunların gerekiyor. Hiçbir faydası yok. Evet. Diğerleri artık oyalama yöntemleri olur değil mi? Biraz öyle oluyor. Yani bir hafta 10 gün 15 gün sizi uyuşturuyor onlar. Sonra ondan tekrar sonra gene başlıyor tabii yani. Gene başlıyor yani. Ama dediğin gibi bu yapılan tedaviden sonra Allah uzun ömür versin Şehri teyze ömrünün sonuna kadar güzel gezer, ağrısız da olmaz. Size uzun ömür versin. Güzel bir hayat geçer. Kendisi de güzel bir hayat geçiyor. Evet, evet, hani Dürdane Hanım diyor ya hastaneler haşır neşir olduk diye bir daha hastaneyi de görmüyorlar. Evet, hastanedeki o eziyetler de gidiyor. Şimdi Dürdane Hanım
annesini bir kere gönül rahatlığıyla burada bırakıp yurt dışına gidebilecek. İsviçre'de yaşıyorsunuz kesinlikle, değil mi? Evet, İsviçre'ye kesinlikle. İsviçre'ye gidebilecek gönül tabii, rahatlığıyla. Tabii. Şehri teyze gönül rahatlığıyla kimseye muhtaç olmadan kendi işlerini, kendi her türlü işini evet. kendisi görebilecek. Evet, kesinlikle. Aslında hem sizin içiniz rahat hem annenizin için rahat değil mi? Evet, bir de şöyle bir artı var mesela. Annem gezmeyi çok sever, bizimle beraber olmayı çok sever. O yüzden de biz gönül rahatıyla her yere taşıyabiliyoruz, götürebiliyoruz. Yani öyle bir kolaylığımız oldu. Pazara kendiniz gidebiliyor musunuz? Gidiyorum, gidiyorum. Ne güzel. Gidiyorum. Orada gezerim. 30-40'lı yaşlara geri döneriz herhalde. Yerin içerim. Orada marketten de biraz alışveriş ederim. Arabasına biner, nereye gelirim. Giderken yorulun da kendi arabayla gelirim. Bir bakalım mı nasıl yürüyorsunuz? Yürürüm. İzleyicilerimizi bir görsünler ameliyat sonrası. Senin kadar yürürüm. Her iki diz ameliyatı sonrası nasıl yürüyorsunuz? Hocam mikrofonunuz var. Şöyle tamam. Mikrofonunuzu bir çıkartabilirseniz. Tekrar takalım yayın gideyim sırasında. Böyle bir yürü bakalım. Hocam mikrofonunuzu takar mısınız? Tamam. Hani? Yeter Şehri teyzeciğim. Gel bacaklar, bu tarafa doğru. Bacaklarım da yürüyor. Çok güzel. Maşallah. Genç kız gibi genç olmuşsunuz. Bacaklarım da yürüyor. Şöyle alalım sizi tekrar. Hı-hı. Koltuğunuzu. Hocam mikrofonunuzu ceketinizin içine alır mısınız? Allah kısmet eder de bir de benim meşhurdursam genç kız olacağım. Evet, oturup kalkarken de artık zorlanmıyor. Onu fark ettim. Şehri teyze çok rahat oturup kalkıyor. Sadece, rahat rahat çömelebiliyorsunuz değil mi? Uzun işte çömelemeyim. Şimdi oturduğumu kalkamayım. Sen bir kuvvet vermeden, bir yere yapışmadan kalkamayım. İşte tabii bu da yaşla ilgili evet. bir şey. Yani kaslar artık yani 79 yaşında tabii. Bir de diz ağrısından dolayı iyice kasları kullanmamaya başlıyor. Şimdi şu da var Yağmur Hanım, o da var tabii. Şimdi yıllarca yürümeye bu bacak kasları zayıflıyor. Evet. Tabii. Hani benim hep demekteki yani bu dedim ya işte bu sizde vesile oluyorsunuz bunlara. Geç kalmayın dememdeki gaye yok. Çünkü geç kaldığı zaman siz bu eklemlere tamam iyi ediyorsunuz ama kaslar zayıfladığı zaman işte Şehri teyzem de yıllarca 15 sene doğrusu yürüme evden çıkma kaslar zayıflıyor. O yüzden de hani bu hareketler eklemler çok iyi olsa da verim azalıyor. Yani bizim işte tabii o da zamanla toparlıyor ama tabii keşke hasta hani bu 15 sene, 20 sene çekmeseler de zamanında gelseler çok çok daha çok şimdi daha iyi olacak. Şehri teyze hemen 60-62 yaşında mesela o işler olduğunda gelse şu 20 seneyi güzel geçirirdi. Evet. Evet. Şimdi hem Şehri teyze gibi protez ameliyatı olmuş ya da dizinden herhangi bir ameliyat geçirmiş izleyicilerimiz için hem de sağlıklı diz kaslarını güçlü tutmak isteyen izleyicilerimiz için az sonra reklamların hemen ardından haftanın egzersiz önerisi köşemiz olacak. Orada Medova Hastanesi fizyoterapisti Muhammed Coşkun çok güzel egzersizler gösterdi. Ben izleyicilerimiz ekran başından ayrılmasınlar diyorum. O hareketleri mutlaka kaydetsinler ve mutlaka günlük olarak yapmaya çalışsınlar. İnşallah. Her gün. Sizin başka tavsiyeleriniz var mıdır? Şehri teyzenin mikrofonu var Dürdan Hanım. Sizden de son sözlerinizi alacağım. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Var mıdır Şehri teyzeciğim bu ameliyatı olmak isteyip de korkan izleyicilerimize söyleyecekleriniz var mı şimdi sizin gibi çekenleri? Belimiz ağrımadı mı der. Ne çamaletten korkma. Bacaklarım daha dirildi. Gidiyorum. Eskiden sancıdan duramazdım. Gece gündüz bağırıp bağırıp. Şimdi rahat rahat uyuyorsunuz. Sabaha kadar böyle. Okurun üflerim, bin kere okurun, inneleri tabağlak ederin, inneci, eczacıya. Senin dediğin gibi inne, beş inne yazar, altı inne yazar. Onu vurdurası kadar. Ama vurduruyor, 15 gün gitmez. 10 gün gitmez. Neyse bundan sonra artık onlar yapar. Bunlarına inne yerlerine inne koyacak yer bulamazlar. Teyze şey gibi kalmış derler. Çok geçmiş olsun. Artık yeni dizlerinizde size uzun bir ömür diliyoruz. Allah'tan. Sizin de son sözlerinizi alabilir miyiz? Benim son sözlerimde parantez arası bir şey söylemek istiyorum. Şimdi annem biraz önce söyledi ya tavsiye etme anlamında onu ilave edeceğim. Ameliyattan sonraki yürüme başarısı hastanın kendisiyle alakalı bir dönem. Hı hı. O süreci ben annemle birebir yaşadığım için ifade anlamında düzeltme adına evet. şunu söylemek istiyorum. Hakikaten o bir haftalık hastane süreci doktorumuzun başarısı, ameliyatın başarısı da ama ondan sonraki yürüme süreci hastanın kendi başarısıyla evet, alakalı. O yüzden mutlaka annemin, pozitif enerjilerini kaybetmemelerini evet, annemin dizlerinin eğilmemesi de hareketi çok fazla yapmaması, yani fizik hareketlerini çok fazla evet, yapmaması. Fiziğe gitti ama çok başarılı olmadı evet, o konuda. Yürüme ona yetti olmaz. Yani. Merhaba sevgili KON TV izleyicileri. Bu hafta haftanın egzersiz önerileri bölümümüzde
diz ağrılarından ve diz egzersizlerinden bahsedeceğiz. Dizimiz vücudun yük taşıyan organlarından biridir ve yıpranmaya açık bir eklemdir. Dizimiz kilo almaya, ilerleyen yaşa bağlı, kemik erimelerine bağlı olarak ani hareketlerde, duruş pozisyonlarına bağlı olarak ağrıyabilir. Bunlar önlem olarak bugün egzersizler göstereceğiz. Şimdi egzersizlerimize geçiyoruz. Şimdi birinci egzersizimizle başlıyoruz. Birinci egzersizde sizden dizinizi yere doğru bastırmanızı isteyeceğim. Yere doğru bastırın. Ve dizin altını yere değdirmeye çalışacağız. Bunu yaparken de ayak bileğimizi kendimize doğru çekiyoruz. Dizin altında bir gerilme olacak. Bunu dayanabildiğiniz seviyede yapacaksınız. Hatta elinizle kontrol edebilirsiniz. Elinizi koyduğunuz zaman elinizin üzerine bir basınç oluşturması gerekiyor. Bastırın. Basılıyken 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşiyoruz. Gevşedikten sonra topuğumuzu hiç yerden kaldırmadan yavaşça dizimizi büküyoruz. Bu yaşa göre değişir dizin bükülme açısı. Ağrıyan yere kadar bükeceğiz. Yapabildiğimiz kadar. Dizi zorlamak yok. Bu seviyede kaldı diyelim. Yine burada 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yavaşça uzatıyoruz. Birinci pozisyona geldikten sonra tekrar aynı hareketi yapıyoruz. Tekrar dizimizi yere doğru bastırıyoruz. Bastır. Ayak bileğini yine kendimize doğru çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dizimizi büküyoruz. Topuğu yerden kaldırmadan. Topuğu yerden kaldırdığımız anda diz eklemine yük biner. Diziniz ağrılıysa, ödemliyse, şişse zorlanırsınız. O yüzden önemli olan topuğu kaldırmamak yerden. Yine bu pozisyonda 5'e kadar saydık. 1, 2, 3, 4, 5. Uzatıyoruz. Birinci hareketimiz bu şekilde. İkinci hareketimiz evde kırlent olur ya da bir havluyu rulo şeklinde dolayabilirsiniz. Bunu dizimizin altına koyuyoruz. Diğer dizimiz serbest durumda. Dizimizde bu ruloyu ezmeye çalışıyoruz. Dizimize bastırdık. Bastırdıktan sonra ayak bileğimizi yine kendimize doğru çekiyoruz. Basılıyken yine 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşiyoruz. Tekrar yapalım. Bastırıyoruz. Yine 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakıyoruz. İkinci hareketimiz de bu şekilde. Üçüncü hareketimiz aynı ruloyu ya da havluyu iki dizimizin arasına koyuyoruz. Dizlerimizle ruloyu sıkıştırmaya çalışıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken dizler bükülmeyecek ve ayak baş parmaklarının birbirine bakmasını sağlayacağız. Yine sıkıştırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Gevşiyoruz. Tekrar yapalım. Sıkıştırdık. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakıyoruz. Üçüncü hareketimiz de bu şekilde. Dördüncü hareketimiz. Bir dizimizi büküyoruz. Diğer ayağımızı, hizamız bu dizin başı. Dizi geçmemeye çalışacağız. Ayağımızı hiç kırmadan, dizimizi bükmeden ayağımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yine bu noktada 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Dizi geçtiğimiz anda belimizde zorlanma olur. Diz egzersizi olmaktan çıkar, başka hareketlere kayar ve başka kaslar çalışır. Hedef noktamız kendi dizimiz. Dizimize kadar kaldırmaya çalışıyoruz. Ama kesinlikle dizi geçmiyoruz. Gücümüz yoksa da kaldığı noktada 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 indiriyoruz. Bunu dize kadar ulaştırmak amacımız değil, yavaş yavaş kasların güçlenmesi. Yapabildiğimiz seviyede yapacağız. Beşinci hareketimiz de dizimizi bu sarktıktan sonra yukarıya doğru kaldırıyoruz. Tam son noktaya geldikten sonra ayak bileğimizi çekiyoruz. Yine dizin altında gerilme olacak. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 serbest bırakıyoruz. Tekrar yapalım. Kaldırıyoruz. Ayak bileğini çekmeyi unutmuyoruz. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Beşinci hareketimiz de bu şekilde. Altıncı egzersizimiz de ayakta.
Evde duvara yaslanıyorsunuz. Duvara yaslanalım. Ayaklar hafif önde. Ayaklar eşit birbirine bakacak. Hafifçe yere doğru çökeceğiz. Duvardan destek alarak bu pozisyonda 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kalkıyoruz. Bu hareket zor bir hareket. Özellikle yaşlı kişilerin çok hafif bükmesi yeterli. Büküyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kalkıyoruz. Bu harekette yine diz eklemini koruyan bir hareket. Bu harekette sadece kaslar çalışıyor. Yine diz ağrısı olan ya da dizinde şişlik olan bir kişi çok rahat bir şekilde yapabilir. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Duvara karşı döndük. Ellerimize duvardan destek alacağız. Bir ayağımızı geriye doğru götürüyoruz. Parmak ucunu koyduk. Yavaşça topuğumuzu yere doğru değdiriyoruz. Değdirdiğimiz esnada burası kasılacak. Burada da yine bir gerginlik hissedeceğiz. Bu gerginlikteyken 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gevşiyoruz. Ayağımızı ne kadar geriye götürürsek o kadar çok gerilir. Onu da yine hastalar kendine göre ayarlayacak. Yakın yaptığımız zaman tekrar bastıralım. Şimdi daha az gerildi. Yine 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gevşiyoruz. Bu gösterdiğimiz egzersizleri günde 2 veya 3 defa 10'ar tekrarlı yapacaksınız. Bu hareketler diz ağrılarınızı azaltmak için ya da dizimizi korumak için, ağrımaması için, sağlıklı bir diz için gerekli hareketlerdir. Haftaya yeni egzersizlerle yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Efendim, Sağlıklı Hayat devam ediyor. Yeniden stüdyomuzdayız. Bu sefer farklı konuklarımız var. Operatör Doktor Murat Türkü Tanıt aynı zamanda konuğumuz. Biliyorsunuz diz ağrılarını ve tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Şimdiki konuklarımız yine diz protezi olan iki tane hastamız. Evet. Melahat teyzemiz, Sayın Melahat Karaboyacı konuğumuz. Hoş geldiniz Melahat teyzeciğim. Mikrofonu biraz yakın tutarsanız sevinirim. Ve aynı zamanda Eyüp amcamız, Eyüp Uysal konuğumuz. O da diz protezi oldu. Hoş geldiniz Eyüp amca. Programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Melahat teyzeciğim siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de iyiyiz canım. Şimdi önce ben sizin kısa hikayenizi bir doktor beyden dinlemek istiyorum. İzleyicilerimiz de duysunlar. Neydi sıkıntıları, hastalarımız size ilk geldiklerinde şimdi, doktor bey? Şimdi işte yine biraz önce bahsettiğimiz gibi bu kireçleme ya da dizlerde kireçleme, gonartroz dediğimiz problemler. Hem Eyüp amcada hem Melahat teyzede. Melahat teyzenin hikayesi şöyle ilginç. Melahat teyze 1943 doğumluyum biraz önce. Evet, 75 yaşında ama göstermiyor o kadar. Evet, genç, maşallah. Genç bir teyzemiz. Çok genç görünüyor. Şimdi Melahat teyzeni ben 8 sene önce mi Medine teyzeyi ameliyat önce yaptık? 10 sene önce Medine teyzeyi ameliyat... Ha, o 8 sene oldu. Evet. 8 sene önce kardeşini ameliyat ettik. Bayağı sıkıntılıydı. Kendisi de gördü. Yani gayet güzel. Şimdi Medine teyze gidiyor, geziyor. İstanbul'da oğlu var, onu ziyaret eder, gelir falan. Ama öyle bir korku var ki, işte ben bunu kırmak için şu şeyler görülsün, hastalarımızı özellikle evet. Görsün istiyorlar. Onu gördüğü halde kendi kız kardeşini, etraftaki yanlış bilgiler, işte ameliyattan sonra yürüyemezsin, kalkamazsın, işte yaşın 75, bu saatten sonra ameliyat olamazsın korkuları yüzünden teyzemiz 75 yaş, kaç sene çektin teyzem? 10 sene. 10 sene çektim 10 bu sene arada. Çektiniz. 10 sene evet. Çektiniz. Evet. Ameliyat yani. Olana kadar 10 sene çekiyor. Evet. Artık en son aşamada... nasıl anlaştılar, nasıl geldin bize Melahat teyze? Yani fazla yürüyemiyordum, çok sıkıntılıydım. Hı hı. Ağrılar nasıl? Ağrılarım çok berbattı. Uyuyamıyordum sabahlara kadar. Yani zaman geliyordu var ya, kocaman kadın ağlıyordum. İnan ki ona göre çok şiddetli bir ağrım vardı. Hı hı. Niye olmadın peki? Korkudan. İşte hangi doktora gittiysem yani bir ameliyat uyarmadılar. Ha, ameliyat demediler. Demediler. Şimdi ne tedavi verdiler peki size? Fizik tedavisi dendi. Hı-hı. Uzun tedavisi oldum. Dizlerime Hı-hı. sıvı verdiler. Beni öleler yani şey dildi. Yine geçici olmadı. Çözümler. Ondan sonra evet. Da böyle ameliyat denildiği zaman doktora çıktığımda ameliyat yani senin son şeye gelmişim denildi. Olursan işte affedersin felç olursun, yürüyemezsin, küt olursun, kimsen yok sana bakmaz falan der ki korkuttular. Ben bundan korktum yani. Evet. Evet. Şimdi Melahat teyzeyi artık
o korkulardan sonra dayanılmayacak hale gelince artık geldi değil mi? Tabii. Karşıya geldim. Son şeye son geldim ve öleriyle geldim. Gene gelmeyecek yani. Tabii, normal yok, dayanabilse evet. Gene gelmeyecek. Artık uyuyamayınca. Evet yani. Evet. Ondan bütün hayat konforu bozulunca. Salı günü Melat teyzenin bir dizine emanet ettik. Bundan 1,5 ay önce. Bir de hastalar aramızda hani böyle bir soru da olabilir. Evet, iki diz birden ameliyat olabilir. İki diz birden olabilirmişti. Bu bahsettiğimiz gördükleri o 79 yaşındaki teyze de daha şehir teyze. Şimdi Melat teyze de aynı, Eyüp amca da aynı. Hepsi bunların 2 gün arayla ameliyat olan hastalar. Evet. Ameliyattan sonra yürüdü. Ertesi gün perşembe günü diğer diz ameliyat ettik. Bir de ne kadar zamanda iyi olunuyor? Böyle bir soru olabilir. Çünkü bize çok geliyor bu soru. Hocam ameliyattan sonra ne zaman iyi oluyor? Şimdi Melat teyzeden kaç gün sonra ayağa kalktın? Ben işte bir gün sonra hemen ameliyat oldum. Salı günü yürüttünüz doktor. Yani ben yurttaş ile falan fazla yürümedim. Hiç yürümedim. İkinci gün yurttaş attı. Yürümedim. Evet. Aldım. Ya aldım zaten ama şöyle bir şey yürüyemedim. Var. Hani biz onu diyorsak hasta şimdi bir dizinden yürüyemez. Öbür diz zaten bize ameliyat ettirmez. Evet. Ama o kadar rahat oluyorlar ki. Yani çok şey. Yurttaşı da atıyorlar hemen. Allah diğer dizini ne zaman ameliyat ettiniz doktor bey? İki gün sonra. İki gün sonra İki da diğer sonra, dizi. Evet. Teyze bir hafta sonra nasıl çıktın annem sen hastaneden? Tabii çok güzel yürüyerek gittim. Yürüyerek gittim. Kendi kendine. Tabii. Şimdi 1,5 ay oldu Melat teyzemiz ameliyat olalı. Şimdi diz hareketlerin nasıl anne? Çok güzel. Rahatsın. Tabii rahat. Yürüyorsun. Tabii yürüyorum. Baston değnek de yok. Hayır hayır. Bir beraber yürüyelim isterseniz. Evet, evet, gel bir görelim, Melat teyzeciğim. Bir görelim isterseniz. Gel beraber bir yürüyelim. Geç abla. Hocam buyurun. Şöyle yürü bakalım Melat teyze. İşte 1,5 ay sonraki... Evet. Tekrar alalım bu tarafa doğru sizi Melat teyzeciğim. Şöyle şöyle geç Melat teyze. Şöyle bir dolaşırsanız sevinirim. İzleyicilerimiz de görsünler. Doktor Bey'e doğru yürüyebilirsiniz. Gel anneciğim bana doğru gel. Şimdi rahat. Anne ameliyattan önce nasıldır anne? Çok şeyim yani. Çok güzel. Şimdi ne kadar yürüyebiliyorsun? Şimdi hani ben metre şeyini falan diyemeyeceğim. Kaç dakika yani yürüyorsun? Ben 10 dakika yürürüm. Rahat yürüyorsun. Tabii rahat. Ağrısı da kalmadı. Hayır öyle. Dizlerin de rahat kıvrılıyor. Tabii. Çok yani. Güzel. Buyurun alalım geç sizi bakalım. Tekrar. İşte bizim üzüldüğümüz yalnız Yağmur Hanım 15 sene boşu boşuna çekmiş. 10 sene boşu boşuna çekiliyor işte bu hastalık. Bu arada da ilerlemiş oldu tabii değil mi? Evet. Buyurun Melat tabii, teyzeciğim. Tabii tabii şey şöyle. Evet. Yani o arada aslında çok fazla zaman kaybediyoruz. Çok bunun zaman aşaması kaybediyoruz çok önemli değil mi doktor bey? Yani eğer şeyde ilk evrede değilsek biz ikinci evreyi geçtiysek mi mutlaka ameliyat olmamız gerekiyor? Şimdi, son evre dediğiniz evre üçüncü, hangi dördüncü evre? O aşamalardan dördüncü evre kıkırdak hasarında artık o ozon olsun ne bileyim kökücü olsun onlar hiçbir fayda etmiyor. Hı-hı. Çünkü hani eklem yüzeyinde artık kemik tamamen kıkırdak defektif oluyor. Orada kemik artık ortaya çıkmış oluyor. Kemikler birbirine sürtmeye başlıyor. Bu dayanılmaz ağrıların olduğu dönemler. Dayanılmaz ağrı sebebi o kemiklerdeki sürtmelerin kaynaklı ağrısı. Hı hı. Yani o aşamadan sonra artık yapılacak diğer ozon işte bilmem iğne şu bu PRP tarzı tedaviden hiç fayda almıyor fayda ama etmiyor. Hastanın benim üzüldüğüm şu işte biraz önceki anne 15 sene dedi. İşte ne bileyim Melat teyzemiz 10 sene dedi. Yıllarca çekiyorlar. Kendileri evet. Çekiyor. Etrafındaki insanlar onlara iyi edemediği için onlar da üzülüyor. Kendileri üzülüyor. Yani bunun böyle bir şey olmadığı, şimdi mesela teyzemiz 1,5 ay oldu. Hı hı. Ama birinci haftada zaten evine yürüyerek gitti bu anne. 75 yaşında 75 ayrıca. Yaşında evet. Maşallah. Şu anda rahat gezen bir annemiz yani. Tabii. Evet. Her işinizi kendiniz görebiliyor kendim musunuz Melat teyzeciğim? Kendim çekeceğim yok. Tek başına oturuyorum. Kendim mi ben? Tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Ne kadar güzel. Çok, bütün işini çok kendisi görüyor tabii. Çok büyük bir konfor. Günümüzde çocuklarımızın düşünürseniz hocam. Her şeyi ben kendim yapıyorum. Evet. Allah'ın yani için. Kimseye muhtaç olmamak aslında çok güzel değil mi? Her işinizi kendinizin görmesi. Tabii. Tabii ya, o ağrılardan kurtuluyor. Kimseye muhtaç olmuyor. Kendi işini yapıyor. Etrafındaki aile de mutlu oluyor. Çünkü tabii, hani şükür. Ya, bu insanın acı çekmesi sonuçtaki onun oğlunu, kızı, etrafında kim var onları da etkiliyor. Yani evet, bütün evet. Bir aileyi etkiliyor. Ama dediğimiz gibi yani korkulacak bir şey yok bu işlerde. Tedavileri çok güzel. Hani ben özellikle hani biraz da yaş itibariyle 75 yaşındaki bir insan da böyle yürüyebiliyor. İşte bir ay, 1,5 ayda teyzemiz gayet güzel bize gelip gidiyor. Yani bunları görünmesini istedim. Evet. Biraz da Eyüp amcadan bahsedelim. Evet, Eyüp amcada, Eyüp amcada neler vardı? Ne sıkıntısı vardı? Eyüp amca anlat istersen. Eyüp amcam tuhafiyeci. Kendi iş yeri olan bir amcamız. Evet, Karaman'da tuhafiyeciyim. Karaman'dasınız. Karaman'dayım. Evet. Orada mı yaşıyorsunuz? Evet. 74 yaşındayım. Maşallah. Yalnız yaşıyorum. Siz 10 senedir yalnızım. 2-3 sene durumunuz? Bu dizim, sağ dizim biraz beni rahatsız etti. Şimdi açıkça doktora gidersem muhakkak bir ameliyat mıdır diye öyle bir şey korktunuz. Vardı. Bir arkadaşım 9 sene falan evvel hanımını doktor beye ameliyat ettirmiş. Çok rahat gönderdiği hastalar da iyi. Bana dedi ki Eyüp amca seni Konya'daki doktoruma götüreceğim. Tamam gidelim.
randevu aldı. 20 Şubat 2018. Ameliyat oldunuz. Geldik. Geldik. Tahliller olduk. Filmler çekildi. Doktorumun önüne geldi. Biz de girdik odaya. Ya İvan diyor, bu saatiz ölmüş, sen nasıl dayanmışım kadar? Doktorum da dayandık. Ağrılarla dayanıyorsunuz ama. O şekilde çalışıyordunuz değil mi? Tuhafiye dükkanınızda. Ben 40 senedir aynı dükkanda çalışıyorum. Dedi bu diz ameliyat. Doktorum sen ne yapın öyle? Ben tedavi olmaya geldim. Benim kiram var, senetlerim var. Eyvamca bak, onların hepsi ödenir. Sen köşede beklersen daha zor. E tamam doktorum, oluyorum dedim. Şuraya yat dedi. Sinirlerin, kemiklerin çok sağlam. Seni ben hemen bugün araya alacağım seni dedi. Yalnız dedi, eyvamca bu diz 4 santim uzayacak. Bu diz bir sene daha dayanır ama bu da kısa kalacak. Seni aksama yapar. İkisini eşitlemek lazım diye. O zaman doktorum var, ikisinde evet. Oluyorum dedim. Allah Allah dedi, sen nasıl adamsın dedi. Beni bir kucakladı. Ya dedi sen 5 dakikada bana başka çıkış yolu göstermedin dedim. Doktora güven burada çok önemli herhalde. Çok, evet. Ya bir ya, yani, karşılıklı elektrik de önemli. Beni getiren arkadaşlar tavsiye ediyor. Karaman'dan kaç tanesini göndermiş, hepsi memnun. Evet. Ben de ona güveniyorum. Ve bizi hemen yukarı aldılar. 2-3 saat sonra bir haber geldi. Eyüp amcayı gönderin. Evet. Ameliyata. Ameliyat bitti. Doktorum geldi sol tarafıma. Eyüp amca nasılsın? Çok iyiyim doktorum. Ameliyat nasıl? Çok güzel dedi. Peki, teşekkür ettim. Aynı ameliyatta iki dizi birden ameliyat ettiniz değil ya mi o, hocam? Yok, o da Eyüp amca da bir gün arayla mı? Bir gün arayla mı oldu? Bir gün arayla. O da bir gün arayla. Şimdi evet. 21'inde yine geldi. Eyüp amca şikayet yok, çok iyiyim. Ya Eyüp amca bir şey. Ben hepinizden memnunum. Bana iyi baktılar. Hatta beni getiren arkadaş dedi ki, doktorum ben bugün refakatçi kalayım. Yok Kadir Bey dedi. Refakatçiye lüzum yok, benim hemşirem. Hepsi iyi bakarlar, baktılar Allah için. Evet, çok. Kendi kendinize kalktınız, yürüdünüz değil mi ameliyat sonrasında? Dur şimdi. 21'inde geldi, iyiyim. 22'sinde geldi, Eyüp amca. Olacak mı? Ya söz ver Allah bir, söz verdim doktorum, ikinciyi de olacağım. 2 saat, 3 saat sonra bir haber geldi, Eyüp amcayı gönderin. Evet. Bunu da oldum 22'sinde. 23'ünde bizi kaldırdılar. Salı gün bu, çarşamba atladı, perşembe bu. Cumartesi çıkacaktım. Doktorum pazar gün çık dedi bana. Bir gün daha kaldı. Pazar gün evet. Çıktım. Yürüyerek gittin ama. Karaman'a döndünüz değil mi? Dönmedim. Kızım salmadı Konya'da. Ha, bir Konya'da kal biraz diye. Baba dedi, ben seni 15 gün salmam. Ben sana bakacağım. Bir gün bana bir lavaboya götürmeye bir yardım ettiler. Şeyden kalkmaya. İkinci gün gece hemen kızım uyandı. Ya baba, kızım ben elhamdülillah. Kendim gittim geldim. 15 gün bitti. Kız kardeşim var Konya'da. Abimi ben de 15 gün salmayacağım, ben de bakacağım. Şimdi var adam dükkanda üşüteceğim bilmem ne. Kendi işimi kendim gördüm. İkisi konuşmuşlar kızımla, kız kardeşim. Allah Allah, babamın bize hiçbir yük olmadı. Kız kardeşim de abimin bize yük, kendi işini gördü. Kendi işini kendisi gördü. Ha, evet. Şimdi Mart'ın 24'ünde, şimdi bir hafta sonra dikiş aldı, 24'ünde doktorum ben Karaman'a gideceğim. Kontrolü gel Eyüp amca dedi. Beni şey etti. Doktorum bu değnek biraz şey dedim, ben bunu iyisini. Yo dedi, baston atacağım, baston yok dedi. Ona ihtiyacınız yok baston artık. Yok. Evet. Tamam doktorum. Ben bir şey merak ediyorum. Siz ameliyat olmadan önce diziniz ağrıyorken namaz kılabiliyor muydunuz? Kılıyordum ama şimdi bazı cuma namazlarında hutbedeyken ayağımı uzatıyordum. Fazla oturamıyordum. Çok bükülü tutamıyordunuz yani. Fazla oturamadım, uzatıyordum. Kıvıramıyordunuz. Evet. Şimdi nasıl Eyüp amca, şimdi bir görelim mi şurada? Tamam. Bir eğilip bükülebiliyor musun? Eyüp amca itti tamam. Eyüp amca bir ay sonra bir daha geleceksin. Bir arkadaşı getirdik yine. Eyüp amca. Temmuz geçince kadar bağdaş ve diz bükmeye yavaş yavaş alıştır. Ondan sonra namazını diz büküp kalacağım. Acıtmadan. Ben de tam her şeyimi düzgün yaptım şimdi. Evet, egzersizleri güzel yaptı gerçekten. Ondan sonra
Temmuz'dan sonra bir bakalım namazımızı biz şimdi şu ayağımızı çıkaralım. Bu soru da çok sorulur. Hani namaz kılabilir miyiz? Dizimizi evet. bükebilir miyiz? Şimdi camide beni görenler Allah Allah biz ağrıdan duramıyoruz sen diz büküyorsun. Hemen antrenmanda böyle hastamız güzel yaparsa egzersizleri. Hemen ikinci dizimi hemen kart veriyorum doktoruma git. Ben de alo diyeyim gideceğinde senin ikinci dizini ameliyat istiyorum. Evet. Vaktimiz kısıtlı Eyüp amca. Bir görelim nasıl yapabiliyorsun. Oo çok iyi. Çok çok güzel maşallah. Hiç sıkıntısız, hiç ağrısız. Antrenmanını sızısız. Güzel yaptıktan sonra, egzersiz yaptıktan sonra şu andaki yeni bu teknikteki kıvırmada hiçbir bizim için hangi problem yok, engel yok. Kalkabilir miyim? Tabii ki kalkabilirsiniz. Namazında hasta bu şekilde kılabilir. Hani bu soru da çok soruluyor çünkü hani diz ne kadar şimdi eski metotlarda ya da işte bir takım şeylerde yarım mı bükülüyordu daha önce? Çok bükülemiyordu. Çok bükülemiyordu. Şu anki bu en son işte diyoruz ya teknolojik gelişmeler bize çok iyi yönde ilerletiyor. Artık hastanın dizini tam olarak katlamasına bükmesi bir sorun yok. Yani ne malzemede herhangi bir sorun oluyor ne bükmede sorun oluyor. Evet. Şimdi Eyüp amca tuhafiyeci kendisi. Ha, şimdi kendi işini. Ben 24'ünde Mart'ın son kontrol oldu. 25'inde Karaman'a gittim. Evet. 27'sinde pazar günü komşumuz var. Telefon ettim. Mustafa beni bir hafta 10 gün taksiyle götürüp getireceğim. Tamam Eyüp amca dedi. Beni bir hafta çünkü dolmuşun şeyi yüksek olunca önce biraz zorlandınız otobüse tabii inmekte. Taksiyle beni götürdü, getirdi. 10 gün sonra 3-4 gün dolmuşa bindim. Ondan sonra bize belediye otobüsü bedava, belediye otobüsüyle. Şimdi dükkanla evimin arası rahat 500 metre var. Belki de 750-500. Yürüyor musunuz her şimdi gün o mesafeyi? Ben yürüyerek gidiyorum. Yürüyerek geliyorsunuz. Canım isterse ortada bir İki dakika bir oturuyorum. Şöyle. Evet. Dükkanıma gidiyorum. Yalnız çok terliyorum. Hava sıcak olunca. Tembellik yapıyoruz. Otobüse biniyoruz. Yalnız yürüyerek gidebilirim. Çünkü ben önceden alışverişi zor yapardım. Şimdi kendin yapabiliyorsun değil mi? Bak ben bayramdan evvel alışveriş yaptım. Oradan hiçbir şey yok. Elhamdülillah. Evet. Gittim, evet. Çok teşekkür ediyoruz Eyüp amcacığım. Yine kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Doktoruma da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bütün hastanenin hepsine teşekkür ediyorum. Çok... Hepsinden memnunum. Sağ olun. Size de yeni dizlerinizle sağlıklı, uzun, İnşallah. Hayırlı bir ömür diliyoruz. İnşallah. Hem size hem de Melahat teyze. Melahat teyzeciğim size de çok teşekkür ederiz. Size de çok sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. İnşallah. Tüm sevdiklerinizle, evlatlarınızla birlikte. İnşallah. İnşallah. Merdiven altı kırtasiye ürünleri zehir saçıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde uzmanlardan merdiven altı kırtasiye uyarısı geldi. Aileleri ucuza aldanmayın çağrısında bulunan çocuk sağlığı uzmanları, sağlıksız ürünlerin alerjik ve kanserojen olduğuna dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, akıllara takılan en önemli soruların başında doğru kırtasiye ürünü seçimi geliyor. Uzmanlar özellikle kırtasiye ürünlerinin üzerindeki boyalar çok önemli. Sağlıksız ürün içeren kırtasiye malzemeleri hem alerjik, hem kanserojen, hem de vücutta biriken madde oldukları için üst üste birikip ileride kanser olma riskini artırıyor. Öyle ki okul ürünlerinin içerisinde bulunan fitalatlar, azo boyalar, sorbent bazlı çözücüler, ağır metaller çocuklar için ciddi riskler barındırıyor. Fitalatlar, beslenme çantalarının, su mataralarının plastik kısımlarında bulunabileceği gibi gıda ambalajlarında ve ev eşyalarında da olabilir diyerek anne babaları uyardı. Türkiye'de 25 bin kişi böbrek bekliyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yılda 3500 kişinin böbrek nakli olduğu ülkemizde 25 bin hastanın da böbrek beklediğini bildirdi. Erk, vatandaşların böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamaları için aşırı tuz tüketiminden kaçınmaları, düzenli egzersiz yapmaları ve sigara kullanmamaları gerektiğini belirtti. Aşırı kullanımda birçok hastalığa neden olan tuz tüketiminin devletin aldığı önlemler sayesinde günlük 18 gramdan 13,5 grama kadar düştüğünü vurgulayan Erk, şeker tüketiminde de gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, Türkiye'de normalin 3 katı günlük şeker tüketildiğini, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa davetiye çıkartarak obeziteye neden olduğunu belirtti.
Türkiye'de 3 milyondan fazla obez olduğunu ifade eden ERK, 3 milyon obez hastasından 1.8 milyonu 18 yaş altında çocuk. Her sene çocuk obezitesi %8 oranında artıyor. Bu nedenle devlet tuz tüketiminde aldığı önlemler gibi şeker içinde bir an önce adım atmalıdır. Ne yazık ki çalışmalarımıza rağmen şeker tüketiminde önemli bir yol alamadı. Reklam kısıtlamalarına gidildi ancak bu yetmez. Okul kantinlerinde hala o süslü ambalajlarda nişasta bazlı şekerin olduğu ürünler satılıyor dedi. Okul ayakkabısı alırken dikkat! Okula gidecek çocuklar için ayakkabı almanın püf noktalarına değinerek ayak sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan ortopedi uzmanları, yumuşak, çocuğun ayağına tam oturmayan, arada 1,5 santim boşluğu olan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayakkabı seçiminin çocuğun ayak sağlığını ve gelişimini etkilediğine dikkati çeken uzmanlar, yanlış ayakkabı seçiminin kronik ağrılara, tırnak problemlerine, nasırlara ve kemik gelişimi sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, doğru ayakkabı ayaktan 1,5 santim kadar büyük olan ayakkabıdır. Çünkü gün içerisinde hem yetişkinler hem de çocukların ayaklarında şişme ve büyüme olur. Bu büyümeye bağlı olarak da sabah giyilen ayakkabı akşam saatlerinde sıkabilir dedi. Yanlış ayakkabı seçiminin ayak ve parmaklarda ağrıya yol açarak çocuğun okul performansını bozabileceğine dikkat çeken uzmanlar, ayakkabıların ayağın hareketlerini kısıtlamayacak kadar yumuşak, mevsimsel olarak da kış aylarında ısı yalıtımı yapabilen, yazınsa hava geçirgenliğini sağlayacak, delikli veya hafif malzemeden yapılmış olması gerektiğini belirtti. Ön diz ağrılarını ihmal etmeyin. Ön diz ağrılarının diz kapağının altındaki kıkırdak ve kemiğe aşırı yük binmesi sonucu oluştuğunu ifade eden uzmanlar, bu tür ağrılardan, sporculardan ev hanımları ve ofis çalışanlarına kadar geniş bir kitlenin yakındığını belirtti. Ağrıların özellikle merdiven inip çıkarken, çömelip kalkıldığında, diz bükülü pozisyonda uzun süre oturulduğunda arttığını söyleyen uzmanlar, eğer günün birinde bu pozisyonlarda ağrınız başlarsa, ağrıya neden olan hareketi yapmaktan vazgeçip dinlenin. Basit bir ağrı kesici alın ve buz uygulayın. Eğer 1-2 güne kadar geçmezse ve tekrarlarsa ihmal etmeyin ve diz konusuna deneyimli bir ortopediste başvurun diyor. Ön diz ağrılarından korunmak için günlük yaşamda neler yapılması gerektiğini de söyleyen uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor. Öncelikle formda kalın, genel vücut kondisyonunuzu koruyun. Fazla kiloların olmaması dize binen yüklerin aşırı olmamasını sağlar. Bunun için de düzenli egzersiz yapın. Egzersiz öncesi 5 dakika ısının. Uygun ayakkabılarla spor yapın. Diz etrafı kasları için germe egzersizleri yapın. Temponuzu yavaş yavaş artırın. Egzersiz yoğunluğunu aniden aşırı bir biçimde yükseltmeyin. Dizinize aşırı yük bindiren egzersizlerden uzak durun. Çocuğunuzun okul başarısızlığının nedeni görme kusuru olabilir. Göz sağlığı özellikle çocukluk dönemlerinden itibaren bütün hayat kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Hayatın ilk 12 yılında öğrendiklerimizin yaklaşık %80'i görsel uyaranlar aracılığıyla oluşuyor. Bu da çocuklarda göz sağlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Okul çağına kadar çocukların ortalama 1 ila 3 kez göz muayenesinden geçmesi önerilse de, bunu gerçekleştirmemiş olan ailelerin okula başlangıç döneminde çocukların göz kontrolünü yaptırması gerekiyor. Çocuklarda bazı davranışların göz problemleri açısından aileler tarafından iyi takip gerektirdiğini belirten uzmanlar, çocuklar televizyon seyrederken yakınlaşma hissediyorsa, uzaktaki bir nesneyi görebilmek için onun çok fazla yakınına gitme ihtiyacı duyuyorsa, herhangi bir nesneyi gözüne çok fazla yaklaştırıyorsa, çalışırken tek gözünü kapatarak yakına bakmaya çalışıyorsa ya da gözlerini ovuşturuyorsa ailelerin doktora başvurmasında yarar var diyor. Çocukluk dönemindeki görme kusurları ve göz sağlığıyla ilgili şikayetlerin okul başarısını olumsuz etkilediğinin altını çizen uzmanlar, veliler bazen çocuklarının dikkatinin çok dağınık, derslerine karşı ilgisiz ve okul başarısının düşük olmasından şikayet edebilir. Bu başarısızlığın ana nedenlerinden biri çocuğun görme sorunu olabilir. Okula başlama yaşına gelmiş ve hiç göz muayenesine gitmemiş bir çocuğun herhangi bir sorunu ya da şikayeti olmasa bile en az bir kez muayeneye gitmesi gerekir şeklinde uyarılarda bulunuyor. Efendim, sağlık gündeminin hemen ardından yeniden stüdyomuzdayız. Programımızın artık son yarım saat içerisine girdik. Medova Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Türk'ü tanıtla diz kapağını, diz ağrılarını, diz eklemini, işlevini, diz ağrılarının tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Şimdi stüdyomuzda başka konuklarımız da var. Yine ameliyat olan bir teyzemiz, Müberra teyzemiz ve eşi konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Ve Mehmet Anadol, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Programımıza. Efendim, diz protezinden bahsettik. Protez ameliyatı olmuş hastalarımızı konuk ettik. Bugün onların tecrübelerini paylaştık. Ama her zaman protez ameliyatı olmaya gerek kalmıyor. Bazen atroskopi ile de dizdeki yıpranmalar temizlenebiliyor, değil mi doktor bey? Şimdi Müberra teyzeden dinlemeden önce sizden Müberra teyzenin hikayesini kısaca bir alalım. İzleyicilerimiz bir duysunlar. Ne şikayeti vardı? Neden atroskopi şimdi oldu? Şimdi Müberra teyze bize acil olarak geldi. Acil menisküs yırtı ve kıkırdaklardaki hasar sonrasında şiddetli ağrıyla yapılan tetkiklerde, filmlerde, MR'larda hani dizinde hasar oluştu, menisküs yırtık oldu, kireçleme işte gonatroz oldu ama o protez olacak aşamaya kadar ilerlemediğini gördük. İşte bu aşamada artroskopiye karar verdik. Yani kapalı yöntem denilen eklem için enjeksiyonla girip özel radyo frekans cihazlarıyla bu işte artroskopik debridman tıp tabiri işte ya da işte vatandaşın anlayacağı şekilde konuşacak olursak yani kireçleri temizleme gibi diye konuşuluyor. Yani kapalı olarak onlar temizleniyor. Yani yırtık menisküs, tek delikten mi? Yani iki yerden giriyorsunuz dizin içine iğneyle. Oralardan artroskopik debridman yapıp dizdeki bu parçalanmış kıkırdaklar temizleniyor. Yırtılmış olan menisküsler temizleniyor. Bu tabii daha basit bir tedavi metodu. Çok ilerlemediği takdirde hastalık. Erken dönemde yakaladığımızda bu şekilde de hastayı tedavi edebiliyoruz. O da hastayı hemen bir gün içinde hastanın ağrılarının geçmesini sağlıyor. Normal hayatına birkaç gün içinde dönebiliyor hasta. Hastalar hep şey derler. Bu kireçlenme için kireç çözücü yok mu? İçsek de temizlense diye. Aslında bu atroskopi bir çeşit kireç temizleyici gibi bir işlem oluyor. Aynen değil mi? Öyle böyle işte. Çok yani yıpranmadan. Antenle girip oraları temizliyoruz. Yani çok ilerlemediyse bu dediğimiz gibi. Yani biraz önceki hastalarımızda bu had safhada olan problemlerdi. Hani Vera teyzemizin o kadar problem ağrı çok ama problem o düzeye varmadığı için artroskopi debridmanla kurtarabiliriz. Yani her kireçleme, her diz ağrısı da protez olacak değil. Ya da protez olacak şimdi değil. Annemizin dizi de mesela var problemde. Annemiz dizinde de vardı ama çok ileri aşamaya gitmediği için bunu bu şekilde halledebiliriz. Zaten hani protez bizim en son aşamada uyguladığımız bir teknik. Peki bu genel anesteziyle mi lokal anesteziyle yapılan bir işlemdir? Ne kadar genel sürer? Ya yaklaşık 20 dakikalık bir işlem var. Tabii. O kadar kısa. Kendisi anlatsın. Kısa kısa evet. Ben biraz da sizden dinleyelim. Müberra teyzeciğim. Doktora geldiğimde çok anılarım vardı. Kaç yaşındasınız öncelikle onu sorayım. Ben 73 yaşındayım. 73 yaşındasınız. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür çok samimi ederim. Söylüyorum. Teşekkür ederim. Benim doktor Allah geceleri saymamış. Geriye doğru yaşlanmışsınız. Geriye doğru yaşlanmışım. Evet. Nasıl da durumunuz geldiğinizde doktor bey? Ne şikayetleriniz vardı? İşte çok ağrılarım vardı. Bilhassa sağ dizimde. Yani ben menisküs yırtılmasında öyle ağrıdığını hiç tahmin etmiyordum. Sanki bir kırık vardı. Kırıldı eşime de söyledim. Dedim Mehmet bu ağrı bir şey değil. Yani bu dişin altı kırıldı galiba dedim. Yürüyemiyordum. Yani ağlıyordum. Zaten sadece bir ihtiyacımı yapıyordum. Ama çok ağrım vardı. Artık sağ olsun dedim yani ben Murat Türkistan'da gitmem lazım. Tekerlekli sandalyeyle gelmişsiniz. Tekerlekli sandalyeyle yürüyemiyorum ki. Bastığım zaman o kadar çok ızdırap çekiyorum. Dayanılmaz bir ağrı. Evet evet sağ olsun hocam sağ dizimi yaptı. İki gün sonra da sol dizimi yaptı. Diğer yemin dizide mi sıkıntı vardı evet, doktor? İkisinde, ikisinde de vardı. Yani bu çok şiddetli değildi ama bu çok şiddetliydi. 20 dakika kadar kısa kalktı. Süren bir operasyon. Bir buçuk saat sonra ne işte kadar sonra şeylerimden bu elimden uyuşturdular ya o uyuşuklar geçtikten sonra hemen kalktım. İki yürümeye başladım. Evet iki buçuk saat sonra hemen kalktım. Mı? Şaşırdım. Böyle hem bir dua şey ettim. Ben, yani korkarak basmaya başladım yine acıyacak mı diye hiçbir sorun yoktu. Peki biz siz o süreçte o sürece gelinceye kadar doktor bey artroskopi ameliyatı oluncaya kadar hangi tedavileri uyguladınız diziniz için? Ben şimdi eşim beni bir doktora götürmüştü. İsim vermeyelim. İsim vermiyorum zaten bir doktora götürmüştü. O da şey vermişti kortizonlu hap. O da zaten hiç faydası olmadı. Sonra serumun içine koydular. O da olmadı. O da olmadı. Yani dedim biz yanlış yapıyoruz. Beni Murat Türkistan'da götürsen ben iyi olacağım dedim. Oğlum resmimi çekmiş ameliyata giderken akrabalar diyor ki hangi insanın oğlu okula şeye ameliyata giderken güler diyor. Ve dedim doktoruma güveniyorum dedim. Evet. Yani evet yani yemin ederim ne olursa olsun keşke her hastalıkların yani tedavisini yapsa da karşılıklı güven çok önemli tabii yani. Çok çok. Hastanın çok. Öyle ama pozitif teyzem de Müberra teyzem çok pozitif çok, bir insan. Evet ben alabiliyorum buradan stüdyodan enerji. Zaten yani, ben dedim teyze 51-52 yaşında normal bu şeyler ağrılar dedi. Ne 52'si evet. Ya ben 73 yaşındayım.
yaşındayım dedi. Ben 52 zannettim teyzeyi. Bu operasyondan sonra da yaşam enerjisine enerji katmış olacak aslında. Evet. Ya şimdi Yağmur Hanım, doktor olmayı bırakın, insan olarak şimdi Mübera teyzeyi ben Mehmet abi de yıllardır tanırım. 2006'dan beri tanırım ben. Yani insanı karşınızda ağlayan, kıvranan bir insan var. Yani insan olarak da buna üzülüyorsunuz. Hani evet. Sadece doktor olarak değil, hani o normal bir vatandaş olarak da görseniz onu, tekerlek sandalyede ağlayan bir insan. Çaresi var. Çaresi varken, teknoloji bu kadar gelişmişken neden bu kadar sıkıntı çekiyor diye. Evet. Yani evet, ve güzel olan da şey işte o kapalı tedavideki güzellik de şu. Dediği gibi 1,5-2 saat uyuşukluk geçti mi normal kalkıp ayağa yani şimdi düşersin. Ben daha evvel kalkmak istedim dedi şey hastanede çok güzel. Yemin ederim o personel yani böyle içime koyasım geldi. Yemin sağ ederim ha şeyde. Sizin de iyiydiniz evet bence. Ameliyathanedeki çocuklar hepsine buradan teşekkür ediyorum. Biraz da Mehmet amcadan dinleyelim biz. Daha evet, öncesinde da. Nasıl da ameliyat olmadan önce Mübera teyze siz neler yaşadınız? Kolay değil bir eş olarak da sürekli tabii, destek Mehmet olmaya abi, çalışmak. Yoğunluktan Mehmet abi gelmedi gerçekten. Mehmet abi de çok yoğun çalışan bir insan. Eşimin o halini gördüğüm zaman inanın bazı günler ağladım. Şimdi bile duyguluyum. Çok zor değil neyse, mi? Neyse güzel o geçti o günler. Evet. Geçti i̇nsanın geçti çoktan geçti. Evet. Tabii. Hayat arkadaşının böyle çile çekmesi, acı çekmesi evet. Gerçekten çok zor bilirim. Kolay ben, Murat hocamın da söylediği gibi 2006 yılında Murat hocamla tanıştım. Hı hı. Ben de iğneler vurundum. Murat hocam beni de tedavi etti. İnanın dizlerimdeki o merdivenleri inip çıkarkenki ağrılar Murat hocamın tedavisinden sonra tamamen geçti. Ben tabii şunu da burada arz etmek istiyorum. Ben Murat hocama geldiğim zaman inanın ben onun soy ismiyle girdim oraya. O türkü tanıt kelimesiyle girdim. Sağ ol abi. Onunla size hastalıklar anlatın. Onun için. Ve hastalıkları da anlatayım. Eşim çok ızdıraplıydı. İnanın yürüyemiyordu, iki büklümdü. Ve korkarak gidiyordu lavaboya dahi. Ama hemen büyük oğlumun vasıtasıyla evi Medova'ya çok yakın olduğu için hemen oraya götürdüler. Ve Murat hocam da benden CD'sini ve röntgenlerini istedi. Gördüğü an hemen dedi ameliyat edeceğiz Mehmet abi dedi. Tamam peki dedim, sen ne yapıyorsan ben ona kabulüm dedim. Ve o gün akşam ameliyatı yaptı. Eşimin de söylediği gibi yarım saat sonra ayağa kalktı. Ertesi gün eve gittik. Geldik bir dizinden daha ameliyat oldu. Ve kalktık. Sağ olsun Ankara'ya gittik. Baldızım baktı. Gayet iyiyiz. Evet, Ankara yolculuğu bile yaptım. 3 günlük ameliyatına gittim. Şimdi yani. Murat hocam diyor ya bu yaşı biraz orta yaşın üstündeki diyelim. Çok ilerlemiş demeyelim. Orta yaşın üstündeki hastalara seni genç kız gibi yapacağım diye. Şimdi artık genç kız gibi bir eşiniz var mı? Tabii. Tabii özel geziyoruz şimdi. Evet, vallahi geziyoruz. Evet. Rahat rahat her yere gidip gelebiliyorsunuz. Çok rahat. Siz de çok gençsiniz. Siz de çok enerjiksiniz Mehmet Bey. Siz kaç yaşındasınız? Ben 68'in içindeyim. Genç, 68. Delikanlı gelin gibi o şeyde olacaklar. Evet. Sağ olun. Şu an yürürken yok hiçbir sorunum yok. Rahat geziyorsunuz. Bir bakalım. Geziyorum. Bir bakalım mı nasıl yürüyor Mübera teyze? Sizi şöyle bir ayağa alalım. Oturup kalkarken de yürürken yok, hiç yok, sıkıntı yaşamıyorsunuz değil mi? Rahat geziyorsun değil mi öğrenci? Yok yok hiçbir sorun yok hocam. Sağ olun. Ne kadar güzel. Hatta topuklu ayakkabı bile giyebilmiş mi Berra teyze? Aya ben, çok güzel. Ben şeyi çok severim. Çok şıksınız bu arada. Giyinip gezmeyi çok severim. Evet. Yüksek topukta giyeceğim de bu parmaklarımdan biraz rahatsızlığım var. Yok bu bile aslında bunu giymek bile normalde zordur dizi evet, sağlam olmayan evet. insanlar için ama Mübera teyzem dizi çok iyi olduğu için herhalde evet. rahatlıkla artık topuklu ayakkabı da bundan sonra giyebileceksiniz. Giyerim giyerim. Ya işte bu parmağımda bir rahatsızlığım var. Onu törpüleyelim falan demişlerdi bir ara ilk ağrır. Çok ağrı yaptı. O büyüdü kemik evet. ağrı durdu. İşte öyle olunca özellikle. Onu da bir programda konuşalım, dilerseniz şey, hocam. Halkus valgusu evet. da o parmak kenarındaki çıkıntıları. Onu çıkıntılar, da bir başka evet, programda konuşalım. Bir tedavisi yani varsa hocama gelirim inşallah. Onun için. Yani şunu demek için özellikle Mübera teyzeyi ben buraya çağırdım. Hani bu şekildeki geç kalınmayan vakalarda da hı-hı. artroskopik debridman dediğimiz o yöntemle, kapalı yöntemle de hasta kurtulabiliyor bu. Protez olmadan, artroskopi yöntemiyle evet, de kireçlenmeler ya da menisküs kurtulabiliyor. Yani yeter ki ama işte benim istediğim şu, bu programa katılmaktaki maksadım da bu. İhmal etmemek. İhmal edilmesin. Hocam. Bir de maalesef yani özellikle uydu kanallarında ben her gün görüyorum. O kadar çok krem, o kadar çok böyle bir garip garip dizlikler, hı-hı. bir şeyler. Yani işin uzmanı olmayan, ehli olmayan insanlar ve bize gelen hastalar işte bugün belki hepsi de gördünüz. Yani gayri tıbbi hiçbir tedavi ödeyici özelliği olmayan o kremlerle, ilaçlarla insanlar maalesef kandırılıyor. Hı hı.
Ve bu insanların hepsi hani yani hepsi değil mi ya da çoğu insan hani belli bir gelir seviyesine sahip insanlar. Boşu boşuna bu insanlar bu o televizyonda gördükleri reklamlardaki o şeylere kanıyorlar. Onlardan bir medet umuyorlar. Hı hı. Bir de etrafta böyle bir işte ön yargıyla işte bir takım ameliyattan sonraki problem olacakmış, yürüyemeyecek evet. gibi ön yargılarla sakat kalacaksın bu insanlar diye. Maalesef kandırıyorlar. Ben özellikle bu programa katılmamdaki maksat buydu. Hani bu işi bilen insana gitsinler. Bu evet. problemleriniz varsa hani gerçek tedaviyi olsunlar. Yoksa bir takım işte garip garip yöntemlerle, garip kremlerle bilmem neler bunlardan medet ummasınlar. Evet. Şimdi programı birlikte kapatacağız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdiden programımızın sonlarına doğru hızla yaklaşıyoruz. Çok da vaktimiz kalmadı. Ama bu arada o kadar çok soru gelmiş ki WhatsApp ihbar hattımıza. Evet. Birkaç tanesini hızlıca yanıtlayalım. İzleyicilerimiz çünkü ekranlarının başında sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet. Hüsniye Kaplan bir mesaj göndermiş Doktor Bey. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dizimden ameliyat oldum ve çok memnunum. Diğer dizimden de ameliyat olacağım. Hocamın ilgisine çok çok teşekkür ediyorum olsun, demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. Bir izleyicimiz menisküs yırtığında çok hareket etmek doğru mu? Didem Uluca sormuş hocam. Kısa kısa yanıtlayabiliriz. Yanıtlayayım ben bu arada? Evet hemen yanıtlayalım. Menisküs yırtığı oluştuysa hareket ya da oradaki egzersiz bu sefer bize faydadan çok zarar verir. Hı hı. Çünkü eklemin içindeki inşallah onu da başka bir programda konuşalım. Menisküs yırtığı da çok geniş bir konu çünkü. Oradaki yırtılan menisküs kıkırdak menisküs dediğimiz yapıyı da şöyle ben hemen kısaca gösterivereyim. Şöyle görebiliyor muyuz burayı? Şimdi kameramız çekecek. Ha, şuradaki evet. gördüğünüz yapılar dizin içindeki bunlar bu kıkırdak dokuya biraz eğerek gösterelim. Evet hocam. Şu hilal şeklindeki yapı bunlar menisküs. Bu menisküs normalde dizi koruyan bir yapı ama bu yırtıldığı zaman dizin içine girip kitlemeye başlar ve hastanın dizini kıkırdağını parçalamaya başlar. O esnada siz dizinizdeki menisküs yırtık içine girmişken siz bu dizi hareket ettirecek olursanız bu faydadan çok zarar verir. O evet. zaman hareket etmeyeceksin. O yani zaman en kısa zamanda hemen bir ortopedi uzmana başvuracağız. İyi yayınlar yaşım 25. Yerde otururken ayağa kalkarken dizlerimden ses geliyor. Böyle sürtünme sesine benzeyen bir ses. Ama kesinlikle sesle birlikte herhangi bir ağrı hissetmiyorum. Bu bir hastalık belirtisi midir? Bazı insanlarda yapısal olabiliyor. Yani eklemdeki o kütürdüler. Kimisinde hastalığa bağlı ya da zayıflığa bağlı, kas zayıflığına bağlı olabiliyor. Kimisinde yapısal yani tamamen karakteriyle ilgili eklemin olabiliyor. Yani bir hastalık belirtisi olmayabiliyor ama tabii ayrımını yapmak için muayene etmek lazım. Hayırlı günler hocam. Annemde kireç kırılması varmış. Çok ağrı çekiyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Gittiğimiz doktorların bazıları ameliyat, bazıları kök hücre tedavisi diyor. Ne yapabiliriz? Ameliyat riskleri neler diye sormuş izleyicimiz. Şimdi eğer ileri derece artroz varsa, annesi, ileri derece erken mi ameliyat artroz varsa işte dediğim gibi seviyesine göre. Yani şu şey aslında doğru değil. Hani buradaki o hastaya şu tedavi yaparım demek yanlış olur. Çünkü o hastayı muayene etmek lazım. Gerekirse filmlerini çekmek lazım. Eğer gerekirse MR'ı çekip ona göre karar vermek lazım. Yani buradaki aşamalara göre hepsinin tedavisi farklı. Evet. Hani annem 73 yaşında ama buna mesela protez uygulamaya gerek kalmayabiliyor. Ama hasta mesela 55 yaşında, 57 yaşında, 58 yaşında onu protezden başkası kurtarmayabiliyor. Evet. Yani o yüzden hastanın kendisinin görülmesi ve oradaki filmlerin görülmesi çok önemli. Önemli. İyi günler, benim sol dizimde doktor sıvı fazlalığı var dedi. Bunun sebebi nedir? Spina bifida ameliyatı olmuştum doğuştan. Acaba bir etkisi var mıdır bunun? Spina bifida ile onun sıvı ilgisi olmaz. Diyor. Alakası yok, yok değil mi? O sıvının ama etken sebep çok fazla. Yani bu kadar çok sebebi var ki o sıvının ona bakmak lazım. Ona da bakılması lazım. Benim ve dizim ağrıyor, merdivenleri zor çıkıyorum demiş. Bu izleyicimize program sonrasında ayrıntılı bilgi ve randevu alabileceği telefonu vereceğiz. Ekranlarınızda sürekli göreceksiniz zaten. Geniş bilgi telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Satılmış dereli, babamda bel fıtığı var demiş. Yaşı 78, ameliyat riskli deniyor. Belinden aşağısı buz gibi, emekli kendisi, yürüme dengesizliği çekiyor demiş. Bu da spinal stenoz dediğimiz beldeki kireçlenin. O da ayrı bir tabii konu ama tedavisi var. O en kabaca onu söyleyeyim. Onun da çok iyi tedavileri var yani. Yürürken bir anda tökezlemeden ayak boşa çıkıyor ve yıkılıyorum. Kilom 86, yaşım 53 demiş. Birden böyle diz boşalması hocam. O da ön çapraz bağ. Ön çapraz bağ yırtığının çok tipik belirtisidir o. Yani diz bir anda boşa çıkar. Sanki bir bağlantı yokmuş gibi ya da merdiven inerken boşa atıyormuş gibi hisseder. O da çok tipik ön çapraz bağ yırtık belirtisi. Az önce kıtır kıtır ses geliyor ama ağrım yok demişti bir izleyicimiz. Şimdi bir başka izleyicimiz demiş ki annemin dizlerinden kıtır kıtır ses geliyor ve çok ağrısı var demiş. İşte o dediğimiz kireç değil mi? Gonatros.
Von Atros. Evet. Bunun için de en kısa zamanda hiç vakit kaybetmeden başvursun değil mi doktor bey? Evet. Doktor beyle diz problemimi iletebilir misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. Sol diz uyluk kemiği iç üç tarafında mikro kırıklar oluştu. Doktor teşhisi bu yönde diyor. Bir yıldız buz ve düzlükler tedavi olmama rağmen acılarım geçmedi. Cevap verirseniz memnun olurum demiş. Mersin'den Süleyman Bey. Mikro kırık niye oldu acaba o önemli. Evet, tam yani olarak travma mı? Yani şimdi keşke hastalarımıza böyle her sorduklarına yardımcı olabilsek ama geniş yani bilgi telefonundan yani oradan ulaşırlarsa çünkü oradan hani bunların filmlerini görmemiz gerekiyor. Hastanın en azından bir dizini görmemiz gerekiyor. Yani direkt bu budur diye bir şey söylemem. Şimdi geçenlerde ben yayın arasında da konuştuk arkadaşlarla. Böyle bir televizyon yayınında arkadaşım birisi bir doktor abimiz bizden de yaş olarak oldukça büyük. Hı hı. Hasta bağlanıyor telefona canlı yayında. İşte sizin okuduğunuz gibi soruyu okuyorlar. Hasta 70 küsur yaşında tuvalete gidemiyorum diyor. Hı hı. Dizlerdeki ağrılar korkunç. Sabah kadar uyuyamıyorum. Yani bizim doktor abimiz de ben size iki tane krem göndereceğim. Hiçbir şeyini kalmayacak kız gibi gezeceksiniz diyor. Yani böyle bir mantık yok. Onu en başta söyleyeyim size. Böyle bir mantık yok. İki tane krem vereyim ben size. Muhteşem olacaksınız. Bundan sonra koşacaksınız. Böyle bir mantık da yok. Böyle bir yaklaşım da yok. O yüzden hani ben elimden geldiği kadar kabaca bilgi veriyorum ama tabii %100 hani hastayı görmeden, filmini görmeden bir şey söylemek doğru değil yani. Bu izleyicilerim size ulaşabilmek için ekranlarında gördükleri geniş bilgi telefonundan arayıp başvuruda bulunabilirler. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum demiş Bozkır'dan Mehmet Aygün. Sağ dizimde ağrı var. MR sonucuna göre 3A yırtık ve kist var yazıyor. Diz altında halsizlik ve sağ ayağımda uyuşma oluyor. Doktor uyuşmanın dizden kaynaklanmadığını söyleyerek nörolojiye sevk etti. Nörolojik muayenemde EMG sonucu normal çıktı. Ağrı ve uyuşmaların devam ediyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Hocam yanıtlarsa çok memnun olurum. Şimdi demiş. Dizdeki o ağrı bahsettiği ağrı menisküs yırtın tipik ağrısı. Ayaktaki uyuşmada büyük ihtimal lomber bölgede bir sıkışma var. Onun ağrısı. Ama lomber bölgede o sıkışma EMG'de her zaman ortaya çıkmaz. Eğer MR'ı varsa diz ve bel MR'ı getirse yardımcı olur. Size başvuruda bulunsun. Merhaba hocam, ben Veli Basifçi. Benim ayağım kırıldı. Enfeksiyon olduğu için zor iyileşti. Ama şimdilik ayağımın üstüne yavaş yavaş basmaya başladım. Ayağımda kireçlenme oluştu. Ayağım bükülmüyor. Ne yapmamız lazım demiş. Evet, enfeksiyon sonrası ayak uzun süre... Şimdi kireçleme nerede? Ayak derken olunca acaba ayakta mı? Ayaktan mı bahsediyor, dizde mi bahsediyor? Büyük ihtimalle ayakta oluşmuş. Ayaktaysa onun hani işte filmini demek dediğim gibi filmini görmek lazım. Eğer erken dönemdeyse fazla bir kireçleme yoksa bu fizik tedavi onu açar. Hani fizik tedaviden fayda görür. Ama derecesini bir görmek lazım. Görmek tabii, lazım. Evet. Bir izleyicimiz diz ameliyatından sonra kaplıcaya gidilir mi diye sormuş. Diz ameliyatından gidilebilir, bir mahsuru yok. Herhangi bir mahsuru yok. Değil mi sen? Gittim. Yok, hiç mahsur yok. Öyle hani deniz. Ha bir de o soruyu hazır gelmişken ben yanıtlamak isterim. Bir de diz ameliyatından sonra ne yapılabilir? Eski hayatımıza dönebilir miyiz? Vardı o sorularda çünkü hastaların. Şimdi biz hastalarımıza şunu söylüyoruz. Bizim mesela MUT'tan gelen bazı hastalarımız var. Orada zeytinciliği biliyorsunuz. Yani geçen amcanın birisini şöyle bir ifade kullandı. Vallahi ben zeytin ağacına çıkıp zeytin topluyorum dedi. Yani mesela köylü hastalarımız var. Çiftçi hastalarımız var. Çapa yapıyorlar, eğilip bükülüyorlar yani sürekli. Yani eğilip bükülüyorlar, traktöre biniyorlar. Evet. Yani bu hastaların da bu normal hayatlarına dönmelerine hiç mahsur yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir korku da oluşabiliyor. Acaba ameliyattan sonra ben normal hayatıma dönemeyeceğim ama öyle bir şey yok. Normal hayatına dönüyor. Biz sadece bir bahçe bağ bellemesini istiyoruz. Onun haricinde hani traktöre binmesinde, işine gitmesi, tarla ekmesini mahsur yok yani. Yok yok. Ablam o Müşerif ablam. He. Senin iki dizini ameliyat ettiniz siz. Bahçesini ekiyor. Pazarına gidiyor, gezmesine gidiyor, ev işlerini yapıyor. 78 yaşında. 78 yaşında. Tabii canım ya. Ameliyat etmiştik onu biz. Birini daha evvel yapmıştınız, birini belki 2006'da yapmış yani olabilirsiniz. 78 yani 78 yaşında insan da görüyorsunuz. Tabii yani. Bahçe ekebiliyor tedavi olduktan evet, sonra. Ne yani. Kadar yapıyor, önemli. Yapıyor. Hemen bir başka izleyicimizin bir mesajı var, onu iletelim. Ben Murat Bey'in hastasıyım, genç bir hastayım. Yeni ameliyat oldum, Murat Bey ameliyat etti. Beni bağlayabilir misiniz demiş canlı yayına. Maalesef bağlayamıyoruz, son 5 dakikamız. Yaşım 38, Fadimana Koç. Annesini ameliyat etmişsiniz. Hem annesini hem kendisini ameliyat etmişsiniz. Murat hocam ameliyat yaptı. 54 yaşında annem. Ben 38 yaşındayım. Annem Konya'da, ben Ankara'da yaşıyorum. Hocamın ellerine sağlık. Hem annemi hem beni, iki dizimizi de diyor ameliyat etti diyor. Çok çok teşekkür ediyor size. Allah razı olsun demiş.
Bir hastamız 2 yıl önce protez ameliyatı olmuş ve dizlerinde kasılma, sıkışma varmış. Bir diğer izleyicimiz de protez ameliyatı olmuş ama dizin arkasında bir ağrı varmış. Bunun sebebini soruyor doktor bey. Yani eğer egzersizler iyi yapılmadıysa, hı hı. Ya da şimdi ameliyat, başkasının yaptığı ameliyat hakkında da yorum yapmamız çok zor. Hani ne kullanıldığını bilmiyorum, nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Yani onu yapan doktorla görüşmeleri çok daha mantıklı olur. Evet, yani, özellikle protez ameliyatı sonrasında egzersizlerin önemini vurgulayalım isterseniz. Önemli tabii, önemli ama şu da var. Yani bizim bu protezden, ameliyattan sonra hani diz kıvrılıyor, kıvrılmıyor muhabbeti, hı-hı, vardır ya hep, hı-hı, bir. Şimdi buradaki birinci faktör operasyon ve operasyonda kullandığınız malzemedir. Malzeme. Yani iyi bir operasyon yani geçirmediyse hasta, evet, teknoloji. Hasta iyi bir operasyon geçirmediyse, iyi bir malzeme kullanılmadıysa, bunu istediğiniz kadar egzersiz yapın. Hmm. Sonuç, verim, evet, belli bir yere kadar gider. Şey önemlidir, postop egzersiz önemlidir ama asıl önemli olan operasyonun iyi geçmesidir. Hmm. İyi bir malzemedir, iyi bir operasyondur. Yani bunda çünkü faktör çok önemli. Evet. Yani iyi bir operasyondan sonra iyi bir egzersizle hasta normal, işte gördüğünüz gibi, eskisi gibi sağlığına kavuşabiliyor yani. Annemin namaz kılarken dizi ağrıyor. Gece yatarken ağrıdan yatamıyor. Bunun sebebi nedir? O kadar çok yazmış ki izleyicimiz. Lütfen bize yardımcı olun diye. Son soru olarak da bunu iletelim. Çünkü çok fazla soru var. Onları yanıtlayacak şimdi vaktimiz kalmadı. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz. Bir program daha yapalım inşallah. Menisküs yırtığı olabilir. Kıkırdak hasarı olabilir. Diz kapağındaki dizilim bozukluğu olabilir. Hı hı. Yani o kadar çok etken var ki. İşte yani dediğim gibi, hani ben şuna karşıyım. İşte o televizyonda gördüm. Ben kulaklarıma inanamadım. Bir de hani şu kremi alın, hiçbir şeyiniz kalmaz. Yani böyle bir mantık yok yani. Şimdi bu diz hastalığının ne olduğunu tespit, işte annemizin tedavisi bambaşka. Bu da diz ağrısından geldi bize, teker yani hiç yürüyemez halde. Biraz önce bahsettiniz aslında diz ağrısından ama evet, teşhis bambaşka, tedavisi bambaşka. Yani hastaya göre, sıkıntısına tabii, göre, yani yaşına göre, evresine göre tedavi yani, farklılaşıyor. Önemli olan doğru teşhisi, doğru tedaviyi uygulamak. Yani şimdi ben bu anneye protez ameliyatı yaparsam yanlış olur. Biraz önce gösterdiğim hastalara bu operasyon yaparsam o da yanlış olur. Evet. Ya da bunlara hiçbir şey yapmayıp ben bir başka bir krem, merem ya da iğne yapsam o da yanlış olur. Evet. Yani hastayı adam akıllı teşhisi koyup adam akıllı tedavisi yapmak, özeti o yani. Doktor bey çok teşekkür, biz teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Aslında benim daha vesile çok soracak oldunuz, sorun vardı. İnşallah başka ama bir programda. Dediğim gibi bir başka programda, o kadar geniş bir konu ki bir başka çok geniş, programda evet, yine ayrıntılı bir şekilde konuşabilmeyi diliyorum. Bu arada hem bizleri hem izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayaklarınıza çok sağlık. Sağ en kısa zamanda yine sizi stüdyomuzda, İnşallah, programımıza İnşallah görmek biz istiyoruz. Biz de hastalarımıza faydalı olabildiysek, yani en azından kafalarındaki soru işaretlerini silebildiysek ne mutlu bize. Müberra teyzeciğim, size de çok teşekkür ederim. Ben de çok ederim, teşekkür ederim bize yeni misafir ettiğiniz için. Sağlıklı uzun bir ömür sağlık, dilerim inşallah. Sevdiklerinizle, öyle yaşayacağımı tahmin ediyorum. İnşallah. Demek ki çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Şahsınızda Kon TV ve Murat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Size de işinizle birlikte ve tüm sevdiklerinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bir sağlık gününde, yine Perşembe günü saat tam 10.30'da Sağlıklı Hayat'ta yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aşırı yük kireçlenme sebebi. Yapılan son araştırmalar 35 yaşın altındaki kişilerde diz kireçlenmesi oranının %1-2'den %8'e yükseldiğini göstermekte. Genç yaşta görülen diz kireçlenmesinin nedenlerinden biri de bilinçsiz yapılan spor. Spor bilinçli yapıldığında faydası çok, ancak kontrolsüz, aşırı yüklenerek ve yeterli ısınma olmadan yapılıyorsa diz eklemlerinde kireçlenmeye neden olabiliyor. Trafik hasta ediyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için günlük rutin haline gelen trafik çilesi, stres ve uzun süre araç içinde hareketsiz kalma gibi nedenlerle birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Trafik, bel ve boyun ağrıları, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid, tansiyon, kalp krizi, anksiyete ve panik atak gibi rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Sofranızı omega 3 ile donatın. Balık omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin. Somon balığı ise kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarıyla savaşmaya yardımcı olurken bağışıklık sisteminizi de destekliyor. Cildiniz kiviyi de gençleşsin. Kivi, C vitamini bakımından oldukça zengin. C vitamini cildin gençleşmesine katkı sağlarken kolajen sentezini artırıyor ve cildinizi nemlendiriyor. Büyük boy bir kivi de günlük ihtiyacınızı karşılayacak kadar C vitamini bulunuyor. Kırmızı mucize nar.
Antioksidan ve anti-aging etkisi yüksek olanlar kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü yükseltiyor. Damar sertliğini yavaşlatan bu kırmızı mucize tansiyon değerlerini de dengeliyor. Günde bir tane nar ya da bir bardak taze sıkılmış nar suyu tüketebilirsiniz.